Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi sevgili Gökmen Özdenak, Selim Soydan ve Adnan Aybabalı kadromuzla karşınızdayız. yaklaşık iki saat boyunca zirve yarışını konuşacağız. Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Kayseri deplasman maçını konuşacağız. Ama tabii bugün Fenerbahçe e, salı dolduran 10 binler Fenerbahçe'den şaşalı bir galibiyet bekliyordu. Ama karşılarına ummadıkları bir Alanya sporla karşılaştılar. Ve bu Alanya Spor bugün gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydu. 1-0 öne geçti Agusso ile birlikte. ikinci yarıya Fenerbahçe adeta golle başladı. Verilen bir penaltı pozisyonu. Tadiş topun başındaydı 1-1 yaptı. Hemen o golden de yaklaşık 10 dakika sonra Ceko'nun kafayla atmış olduğu bir gol vardı. 2-1 Fenerbahçe rahatladı. Belki de farka gidecek beklentileri vardı. Ama Agusso harika bir vuruşta. Ee, Ceko'nun golünden 4 dakika sonra tekrar eşitliği sağladı ve uzatma dakika, dakikalarıyla beraber yaklaşık işte bir 35-40 dakika Fenerbahçe'nin yoğun baskısı vardı. Ama o baskı golü golleri beraberinde getirmedi. Ve Fenerbahçe ummadığı bir beraberlikle, ummadığı bir kayıpla Kadıköy'den ayrılmak durumunda kaldı. Zirvede bu defa Galatasaray e, zirveyi tamamen ele geçirmiş oldu. Dün zaten zirveyi almıştı. Bugün Fenerbahçe'nin puan kaybıyla da liderliğini perçinlemiş oldu. 66 puanda Galatasaray Fenerbahçe 2 puan gerisinde ve ikinci e, sırada yer alıyor. Maçı konuşacağız. İr e, İsmail Kartal'ın performansını, oyuncu değişikliklerini konuşacağız. Fenerbahçe'nin gole ihtiyaç duyduğu anlarda 85'te Ceko'yu çıkartıp Ryan Kent'i alması doğru muydu? Yine İrfan Can Kahveci ile başlamadı. Başruay'ı 70 dakika yine kulübede unuttu. Bunları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ve tabii ki düne gidip yine Galatasaray'ın e, Başakşehir maçındaki performansına bakacağız. Okan Hoca'nın sözlerine bakacağız. Ve canlı yayında da İsmail Kartal'ın açıklamalarını biraz sonra ekranlara taşıyacağız. Gökbel abi tabii Galatasaray'da şu anda büyük bir sevinç vardır. E, mutluluk vardır. Fenerbahçe'de de üzüm vardır. Bu arada kulaklığımı kapatabilirseniz çok sevinirim. E, geri dönüyor ses. Nasıl değerlendiriyorsun bir Galatasaraylı gözüyle Fenerbahçe'nin performansını ve bundan sonra psikolojik yarış, psikolojik üstünlük hep Galatasaray'ın elinde mi olacak? Şimdi tam olarak psikolojik güç Galatasaray'ın elinde olması mümkün değil. Yani nereden baksan 5-6 puan açarsa belki o zaman. Şimdi sezon sonuna kadar bütün takımlar aslanlar gibi mücadele Düşme tehlikesi var ne bileyim. Şampiyonluğu oynayan zaten iki takım var. Peki yani kendi sahalarında puan kaybetmeleri bana garip geliyor. Yani deplasmanda puan falan kaybedebilirsin. Mesela Antalya maçında puan kaybetseydi ben şey yani e, sıkılmazdım yani. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı da yani e, aşağı yukarı 9 maç kaldı. Kaybedilen puanlar olacaktır. En az kaybeden ki takım şampiyon olacaktır. Ve sezon itibariyle de baktığın zaman Galatasaray hakikaten elindeki kadroyu maksimum daha çok Okan Buruk'un mükemmel kullanması sonucunda bu sene e, sezon sonu itibariyle yani fazla sallamayayım ama büyük ihtimalle de Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum yani. Evet. Adnan sen nasıl değerlendiriyorsun <laughs> e, maçı? Fenerbahçe'nin bu sürpriz kaybını e, önce bir maçla ilgili değerlendirmeni alayım. Maçla ilgili konuşalım değil mi? Sonra detayları konuşabiliriz. Detayları. Tamam. Yani her şeye girebiliriz. Konuşacağım bir şeyler var yani. Tabii tabii de... bence de var. Şimdi mi konuşalım? Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Ben her türlü uyarım. Önce yani, böyle bir kayıp bekliyor muydun Fenerbahçe adına? Ben Fenerbahçe'den böyle bir kayıp beklemiyordum. Açık yani Fenerbahçe'den böyle bir kayıp beklemiyordum. Hı. Ben Fenerbahçe'ye böyle bir rakip de beklemiyordum. Ginç olan da bu ya. Yani. yani Fenerbahçe oynayan rakipler Allah'a billahi Manchester United'da Liverpool'a Barcelona'ya oynar gibi oynuyorlar. Ama gelelim öbür taraftan. Sağın içine gireceğim ama giremiyorum. Hemen kenardan devam edeyim. Gelelim öbür taraftan. Mesela Galatas Galatasaray'ın rakiplerine lanet, bakıyorum. Helva gibi abi Galatasaray'ın rakipleri. Başakşehir geliyor kuzu gibi. Maç sonunda açıklamalar şimdi onların hepsini isteyeceğim ben. Maç sonunda. Ver de siparişlerini ona göre arkadaşlar. Tamam. Işte. Göksel Gümüştağ'ın e, savaş kardeşim, sevgili dostum. Göksel Gümüştağ'ın maç sonu açıklamalarını rica ediyorum. Daha sonra Serhat veren tweetler attı. Sura bakma Biz burada hani abi kardeş dostluklarımız ama fikri tartışıyoruz. Yok, müsaade edersen. Evet. Hayır ben yani. Müsaade edersen Serhat Udeler'in maç esnasında attığı tweetleri istiyorum. Başka şeyleri gidişatta isteyeceğim. İstiyorsan böyle devam edelim. Ne diyorsun? Ee, devam böyle et. devam edelim abi girmişken gidelim buradan. Şimdi Başakşehir maçına sen geliyorsun. Sen çok dolusun bence. Ben. Evet. Şimdi bazı tamam. ipuçlar tamam. verdin. Tamam. Biz Selim abiden bir maçın ve analizi alalım. Çok daha iyi olur. Ondan ben sonra tekrar konulara Ben de bir nefes vereyim. Suyumu Selim abi. içeyim. Selim abi biraz tabii. Adnan haklı ama. Haklı olduğu taraftar var. Sonra sonra konuşuruz. Tamam. 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 Hangi konuda haklı olduğunu onu da hepsini, Ben istiyorum. Ben aydınlatmam. Hepsini konuşun. Önümüzdeki sene ben merak ediyorum. O zaman konuşunca tamam. hiç kimse Devamlı kimsenin baş. kesmesin de <laughs> evet. yapalım. Buyurun. Sözün maça gelelim dedin değil mi? Bugünkü evet. maçı konuşalım. Çok zor bir maç oldu. Ve maç anlık olarak gidip geldi. Ben şöyle söylemek istiyorum. Üç tane isim sayacağım. Bir İsmail Hoca, iki Fatih Tekke, üçüncü Kaleci Erdoğan. Bu üç isim, hatta Ertuğrul, Ertuğrul Kaleci o. Şöyle şunları anla, anlat, yorumlamak istiyorum. Şimdi bugün herkes tahmin ediyorum İsmail'e çok ucumayacaklar. Tam fırsatı yakaladılar. İsmail'e sağlı sollu herkes ucumayacak. Anladın mı? Bu çok büyük bir tezgahtır. Tamam mı? Bütün Fenerbahçelilere şunu söylüyorum. Bütün Fenerbahçeliler hocalarına çok sahip çıksınlar. Çünkü bugüne kadar yapılanlar, yaptıkları doğru yolda olduğunu o İsmail Hoca'nın Almış olduğu neticeler ortada. Böyle bir maçtan sonra biz zaten bunu bekliyorduk. Bu hoca değil bilmem ne bunlar ayıp şeyler. Çok ayıp şeyler. Hakkın yok küçük görmeyi kimseye. Hakkın yok. Olmaz böyle İsmail, şey. değil, İsmail değil, Olkan Bora'ya da. Kerem'e de neler söylüyorlar? Şimdi, şimdi ben şey, söyleyeyim benden. Cardiff tamam bir bitirsin Hepsi. ondan sonra. Ben bitirim, yani bütün söyle söyle. bütün yani bizim futbol medyası dolayısıyla yani sosyal medya inanılmaz terbiyesiz bir de. Tamam bir bitirsin. Pardon sen pardon mi? özür diliyorum pardon. Şunu Gönlüm demeye çalışıyorum için. ben. Bu hakikaten büyük tezgahtır. Sakın bu tezgaha sakın Fenerbahçeliler sakın gelmesin. Ha çok maç var. Tamam mı? Şimdi Şöyle söyleyeyim ben sana. Bir İsmail Hoca dedim. İki, Fatih Tekke dedim. Fatih Tekke çok iyi bir futbolcuydu. Yani topu çok iyi kullanan, olmayacak yerde çalım atan, yön veren, hep topun kendisinde. Çok iyi bir golcüydü. Golü koklayan adamdı abi. Olmasını isteyen Topayla bir adamdı. Topayla da iyiydi, yerden ha, de iyiydi. Onun karakteri tahmin ediyorum bakıyorum çalıştırdığı takımlara çok zor çok zor takımları aldı ve çok muvaffak oldu. Allah var. Onu da tebrik ediyorum. Üçüncü adam da Erdoğan, kaleci Erdoğan. Ertuğrul. Ertuğrul. Çok iyi bir maç oynadı. Resmen maçı idare etti. Resmen maçı idare etti. Ama dalike var. Çok zaman var. Bütün Fenerbahçeliler sakın sakın hocalarını sakın tenkit etmesinler. Hoca iyi hoca. Programın sonunda söyleyeceğim başta da söyleyeyim. Fenerbahçelinin penaltısı penaltı değil. Onu söyleyeyim yalnız. İkincisi de Ceko'nun attığı gol kesinlikle faul. Hakem vermedi. Onu da söyleyeyim de. İçimde kaldım. Neye göre bunu söyledim böyle Aa, bir baktım <laughs> yavaş çekimlerine falan baktım resmen iki tane oyuncu itti sonra kafayı vurdu yani bugün diyorsun ya yani Fenerbahçe bir puan hakemle mi aldı diyorsun hakem aynen öyle hakemle diyorsun Telbe abi bu yoruma katlıyor musun ben şöyle söylerim. bir gün evvel bir maç seyrettik burada bulunanlar hepsi top oynamıştı ufacıktan beri şöyle mahalle arasında top oynarken ya şuna bak kendi kalesine gol attı deriz. Değil mi arkadaş? Dün dün gol oluyor. Hakem veriyor golü. Tamam mı? Dönerken santraya bakıyorum karar değiştiriyor. Yani Kaan Aya'nın kafayla kendi kalesine attığı golle ilgili kendi kalesi, var yani bak, senin. Kendi kalesine attığı gol denen laf var ya. Evet. Her şeyi ortadan kaldırır. Bak her Topu şey yok. çıkışta deri sürücü orada bir offside olduğu. Sen şöyle söyleyeyim. O gol olduğu anda hiçbir Galatasaraylı, hiçbir Galatasaraylı el kaldırdı mı? Kaldırmadı. Hiç. Hiç Ondan kaleci öyle yaptı, döndü gitti. Ne olduysa oradan gidene kadar oraya Orada bir karar değişikliği oldu. Tamam mı? Evet. Abi kendi kalesine gol atmak şöyle söyleyeyim. Şuradan bile başladı. Top oyna ufacık insanlar hadi lan bu aptal kendi kalesine gol atıyor der. Onun itirazı itirazı zaten yok. O kadar söyleyeceğim. Evet yani bu, bu seni rahatsız etti. Etti çok etti. Etmez olur mu? Evet Adlan e, konuları açmak gerekirse dün Selim abinin e, Galatasaray maçı ile ilgili evet, evet, hakemle ilgili e, belli ki veya vardaki hakemle ilgili bir sıkıntısı olmuş. E, orada hakemde Hakan Ceylan'dı. Cihan Aydın'dı. Bugün de e, Çağdaş Altay e, maçın hakemiydi. Varda da onu da hemen söyleyeyim. Mesela şu da çok enteresan ya. Bu federasyon ne yapmak istediğini anlamış değilim. Sen Halimut gibi bir adamını var yardımcısı yapıyorlar. Yani bu Halimut Meleri bana göre tamamen bitirmek adına yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Hallmutmeler var sen bunu var yardımcısı, avar yapıyorsun. Ve bu adam 3-4 gün sonra veya işte bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'nde üst maç düzeyde maç edecek. yönetecek. Adamı avar yapmak ne demek ya? Ya adamı bütün yani avatar <laughs> Yani sen diyorlar ki sen dayağı doğru yemişin diyorlar. Çok iyi yakalamışsın ya bu konuyu. Çok iyi yakalamış. Ayıp ya bu. Utanan çok... insan yani. Utanır yani sen ya. sen Türkiye'nin bir numaralı hakemini. Bak doğru. var yardım var Haklısın. yapmıyorsun. Haklısın. Var yardımcısı yapıyorsun ya. Dinlendir ya da ya çok istiyorsan dinlendir ha, verme ha, dinlendir. daha iyi Ver. yani adamı. Şampiyonlar Ligi çok önemli çünkü bir marka. Orada hakemimiz yok ki. Bak Adam'a abi. 10 bin lira para kazandıracaksın diye böyle bir şey ayıp yani. Abi sana ben Almutmelerin Halil, Halil, olsa onu no, kazanayalım. Bu görevi de almam yani. Yalnız ya, Selim, abi, Selim abi Selim abiye ben o pozisyonda hatırlıyorum, hatırladım o pozisyonu arıyorum da bulamadım. Yalnız burada yayıncı kuruluşun yayıncı kuruluşun rezilliği de hat safhada yalnız. Onu da söyleyeyim. Ofsite olarak bir tane şey var. Futbolcu var, beyaz. Öndeki falan hiçbir şey görünmüyor abi. Tek oyuncu haklı Selim abi. Yani o pozisyonda ki oynandı etti. Gol oldu etti. Ondan sonra geri gitti. Santra'ya Santra'dan döndü etti falan. Yani içine ettiler yani golün. Offside'ında golünde. Olacak şey değil. Ben ona bakıyorum yani bulsam. Çektim. Bulamıyorum. Abi, bulamıyorum bulamıyorum bak, abi. 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 Abi Galatasaray bak. kalecisi itiraz etmiyor. Hiçbir oyuncu bak, etmiyor Mustafa. ya. Selim abi çok güzel yakalamış. Şimdi Mustera bu kaleden koşar, öbür kaleye gider itiraz eder. Bu Galatasaray'ın şeyinde 2000'li yıllardan itibaren Fatih Hoca ile başlayan bir ekoldür bu. Hacı ile devam eden, biliyorsun Erol Ersoy'a kadar giden, bu bir ekoldür. Oradan Okan Burak'a yansıyan, Emre'ye yansıyan, Belezoğlu'na. Bu bir sistemdir. Bu sistem şu, hakemi hakemi şey altına almak. Bak, ee, şey bir dakika dur. Ee, abi, maçtan, maçta, maçta, maçta bir dakika abi. oğlum bir şey... Çok önemli bir şey değil abi anlatacağız abi. Nasıl önemli değil? Abi ya? ben konuştan sonra sen bunu yayınlarsın. Tabii ondan sonra yayınlarsın. Bir dakika. Abi. Tamam. Tamam. Güzel bir şey <laughs> dursun abi. Evet. Şimdi o zamandan beri süre gelen bu itiraz sistemi var. Güzel yakalamış Selim abi. Evet. Şimdi bu başta dünkü başta bir kişi dahi hakeme itiraz etmedi. Yok ya. Etmedi. Adam Et Dikkat bak. Kendi kalesine gol atan A adamdır. aynen, adamdır. Dikkat et. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen yarı otomatik sistemi getirdin mi? Ofsa sistemini. Evet. Değil mi? Bunu uygulamasını yaptın mı? Bir. Ya yalan abi. o Ya. Yalan, 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 onu diyorum sana. Yalan. Sen yapmadın mı bunu zaten konuşmasını da? Ya hep ya? ha, Yapmadın mı arkadaş? <laughs> Sen niye göstermiyorsun o zaman? Yani bir şey söyleyeceğim. Dünkü algıya bak. Bugün. Maç orada 3-0-4-0 olsa zaten onu gol verecekler. Ya, gol. Yani bunlar ya hep bak, sonuca abi, göre. Haksızlık şu abi. Adaletsizlik şu. Şimdi dünkü maçtan sonra... Bütün sosyal medyaya bakalım, televizyonlara bakalım. Tık yok. Ses yok ses. Bugün abi Fenerbahçe'nin 60 olduğu bana göre ki normal bir penaltı, doğru bir penaltı verdi hakem. Sana göre değil. Şimdi konuşacağız onları da. Sen kıyamet kopuyor. Sosyal medya yıkılıyor. Hakemimiz ne satlığı kaldı ne bir şey. Ya Serhat Ulueren bile bak onu da verelim birazdan. Yani kusura bakma öyle bir tweet atmış ki hakeme inanamazsın ya. Yani. Evet abi. Ama bak Fenerbahçe. Anlatacağım onu neden Evet attırma. onu da anlatacaksın. Yani evet. şimdi e, ee, öyle bir tweet atıyor ki şimdi herkes Herhalde, isyanda. sen mi attın? Evet abi evet, o da attı. Attım, ya burada ya işte. abi, al burada Hatta işte abi. ben abi, abi. Abi. Bir dakika ver abi. Ya, Bak abi daha konuşacağız? Bugünkü Fenerbahçe'nin kim neden konuşmuyorsunuz? Konuşuyor işte. Neyi konuşuyor? Penaltıyı. Konuşuyor işte abi. Ne konuşuyor zaten Konuş. onu yandı. Onu, onu söylüyor Bak. Işte. Abi, diyorum ki. Sen hatırlı okur musun? Tek amaç kendi Fenerbahçe. Sen, bir dakika abi dur ya, sen okuyacaksın abi. Oku abi tweetini. Ben okuyorum işte. Ben bir, dur. Tek amaç evet. Fenerbahçe Galatasaray çekişmesini son haftaya taşımak satılmış baskı yemeye alışmış, eyyamcı ve 3-5 kuruş fazla kazanmak adına çirkin işlere müsait bu hakemlerle her şey mümkün. İddia ediyorum maç e, son dakikalara kadar böyle giderse bir penaltı daha verir. Yetmezse Alanyayı eksik bırakır. Tamam. Şimdi sen böyle bir tweet attın. Doğru, bana evet. ait. Tamam. Bir tane daha attım hatta. Bir ta onu da istiyorum ben. Onu da verebilir miyiz? Bir tane daha var. Veririz, bir niye istiyor. vermeyelim? Baba tamam, onu da verelim. Bak şimdi bu arada ben bunu takip ediyorum tamam. Bırakır mıyım? bu ne Galatasaray'la ama yönetim yapıyor. Burayı güzel yönetiyor ama Galatasaray'la abi. E Ferhat'ın <laughs> abi bir şey demiyor. Ayıp. Bin A kere ayıp. Yüz bin kere ayıp. Ha, bak, Skandal karar. Bak. Penaltı ver de buna verme. Belliki Belli ki devre arası baskıyı yemiş. Talimatı almış hakem. Çağdaş Altay. Bitti. Görüyor musun iki tweetini? Evet. Ben onu takip ediyorum. Niye? Galatasaray'a çıkıyor. Bir de bizi yönetiyor. Telegram'ın direktörlüğünü yapıyor. Şimdi baktığın zaman abi. Sonuna kadar da tamam. Bu attım Twitter'in arkasındayım. Onu bir şey onu da konuşalım. Hakem Çağdaş Altay. He. Tamam. Devre arası soyunma odasına girdiğinde. Evet. Kiminle evet. ne konuştuysa buna gözlemci dahil. Evet. Baskı yemediyse ben bir daha bu yorumculuğu bir daha moderatörlük, yorumculuk televizyonun önünden dahi geçmeyeceğim. Kimin adına? Çağ, he? Kimin adına baskı yedi yani? Fenerbahçe'nin şey, maçı yani. kaybettirmemek kazandırmak adına. Çok iddialı konuşuyorsun. Çok iddialı söylüyorum evet. Aa, bunu demek ya, ya bir duyum aldı. Hayır abi Hayır. sen futbol oynadın. Buradaki herkes tamam. futbol oynamış. Oynadın, Tahmin, tahmin da, ediyor. Çağdaş Altay'ın ilk yarıdaki vücut dili ve verdiği kararlarla ikinci yarı çıktığı andan itibaren verdiği kararları süzdüğünde şunu der. Ha, bu adamı belli ki mamalamışlar. Bu adamı belli ki terkinlemişler. Bu adama belli ki, ki baskıya oluşturmuşlar. Ya yani parayla satın almışlar değil. olan bu, bu, bunu böyle düşünüyorsun. Peki sen bu tweetlerden bir tanesini hiç Fenerbahçe için attın mı? Efendim? Fenerbahçe'ye Fenerbahçe verilme bir sürü penaltılar var. Attım. Onu da okuyabilirim. Tartan. Onu da Fenerbahçe'nin de daha önce. Tamam. E, ee, soruyorum abi. Hakkın Son Soru günü değil daim daim abi? Ben abi. Sana abi? Ben şimdi bulacağım onları da sana göstereceğim. Hakkım abi ben onu da sana soracaksan. soruyorum. Sen Fenerbahçe böyle daha bir... Galatasaray'ın tweetine ha. de bakalım. Bakalım. Ne diyor abi Galatasaray? Kırmızı gazete. kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Evet. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu Emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak. Ne şimdi bu abi? Ne anlıyorsun burada şimdi? Yani? Kırmızı kartlara kör bir hakem, ha, evet. komik bir penaltı. Yani tamam. burada Tadiç'in pozisyonu, Cengiz Ünder'in sarı kart gördükten sonra taç çizgisinde Şu eliyle yaptığı, eliyle yaptığı hakete, kart. Atamıyorum. onları kastediyor. Tamam, kör bir hakem diyor. Sence ikinci sarı karttan atar mı Cengiz'i? Efendim? Atar mı ikinci karttan? Daha sen? önce verildi bu el, e, el Ama... Kasıtlı veya kasıtsız yüze vurma da verildi. Abi bir şey satacağım. Böyle penaltı. Ben vermem ama o pozisyonda. Aferin. Yani çünkü o tamamen gayri ihtiyar gayri olan ihtiyar bir pozisyonda. Yani iki, iki sardan onu atmam. Penaltıya ne diyorsun? Penaltı skandal ötesiydi. Skandal ötesi. Bir defa penaltının net bir şekilde ekrana gelmedi. Arada aradı yayıncı kuruluş bulmaya çalıştı. Zaten Bulamadı. Kuruluş. Bulamadı. Tamam da. Ciko orada evet. e, şeyi iki gol atan Augusto'nun bana göre çekme falan yok. Belki başta vardır. Bıraktı. Bırakmıştır. E, tamam. Abi, Bravo. Bunun Çektim gibi, ve bıraktı. Bunun gibi her maçta yüzlerce pulsar oluyor. İki tane Alanyalı önünde üstünden bir tanesini itti bir tanesi yere attı sonra kafayı attı vurdu. Attı golü mü söylüyorsun? Yok At, atmadığı golü söylüyor. Atmadığı şey gol bence hiçbir şey yok da. Abi ama ben adam, penaltıya takıldım. Penaltı penaltı da penaltı değil. Yok. Ben penaltı değil. Penaltı yok. Da, sen penaltı da, mı diyorsun? Penaltı abi, değil. Abi. Gol de Yap foul. Sen, abi, sen penaltı biliyorsun. Yapmayın ben ya. Ben tam göremedim ya orayı yani. Yapmayın ya. Düştü mü? Ay çekti mi? abi ya yapmasınlar. Selim abi bak bir şey söyleyeceğim. Bunlar müthiş algı. Bak federasyon başkanı algıcıların kral başkanı. Var ya bu Mehmet Büyükekşi. Bütün olay ondan başlıyor. Bak buradaki esas olay ne abi? Büyük pencereyi görmek lazım. Ben şunu anlatacağım sana. Burada esas hedef Fenerbahçe önce kim biliyor Ali Koç. Burada hedef Ali Koç'u bitirmek. Ali Koç şampiyon olursa ne olur sence? Fenerbahçe şampiyon olursa sence ne olur? Birçok şey olur abi bu ülkede. Ben sana bir söyleyeyim mi? Birçok değerler geri gelir, geri kazanılır. Bu Fenerbahçe yıllarca vermiş olduğu savaşı kazanır. Ama Ali Koç başarısız olursa ne olur? Ali Koç döner gider. Bak Yusuf Günay bütün hakem atamalarında nasıl diyor bak sen hatta işte diyor soymazdı böyle şey. Yusuf Günay bütün hakem atalarında bire, atamalarında bire atamalarında birebir var abi. Yusuf Günay. Galatasarayın amigo'su abi. Kusura Halen bakma. Ben duruyor. bunları söylüyorum abi. Halen orada. Evet duruyor. hala da orada duruyor abi. İnsan utanır abi. Ben sana bir söyleyeyim. Başkan kralına kadar köküne kadar Galatasaraylı. Kongre üyesi tamam mı? Disiplin Kurulu başkanları, Disiplin ikinci başkanları, tahkimler, e, şey hukuk kurulu başkanı hasta Galatasaraylı, MHK başkanı Fenerbahçe'nin e, başkanı şeye vermiş, mahkeme vermiş. Bu şartlarda nasıl olacak abi bu iş adalet? Sana bir söyleyeceğim. Alanya Spor 4 diyor Galatasaray'dan kuzu gibi. Başakşehir dün e, şeyden Galatasaray'dan maç yiyor. Başka Allah aşkına var mı şeyin açıklaması acaba Göksel Gümüşdağ'ın? Verebilir miyiz onda? Tamam, hazırlıyor. Ha, hazırlanıyor. Hazır tam verelim. verelim. Verelim, abi bak tamam. şimdi. Bak şimdi. Verelim tam. Ver, tamam. Takip. Evet, tamam. tamam. evet, tamam. ee, ve Başakşehir takımının kutsinin de bence Yüksek performanslı güzel bir mücadele oldu. İki takımı da mücadele insanlarını tebrik ediyorum. E tabi baktığınızda e, çarşamba günü e, baktığınızda yüksek tempoda 120 dakika bir kupa maçı oynadık. Dolayısıyla bir yorgunluk da var ama buna rağmen e, gayet güzel bir mücadele oldu. Ben oyuncuların performansından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Baktığınızda zannediyorum kupaya birlikte 14 haftadır iki mağlubiyetimiz var. Biri Fenerbahçe'ye, biri Galatasaray'a. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü baktığınızda Galatasaray'ın ve Fener'in artık bütçe olarak da e, her anlamda e, diğer takımlardan kopmuş durumda. Ama buna rağmen e, mücadele Herhalde, mücadele değil mi? Bir tane Adnan'a bir ilave yapabilirim. Buyur Affeders, abi sen de sen Bun edelim. Hayır. Tamam abi. Bununla ilgili bir şey. Bu hafta, bu hafta Salı günü saat üç buçuktan altıya kadar tamam mı? İbanoğlu ile Mehmet Ekşi Bey, Levent'te Levent'te oturup maalesef diyeceğim tabi İbanoğlu şu talimatları çoğunu ondan alıp yapmıştır çıksın, hangisi çıkarsa çıksın. Hayır biz orada değildik. Üç buçuk saat kalmadık desinler. Çünkü neticeleri mi tayin ettiler onu mu diyorsun abi sen? Yani neyi şey dedi? Ben sanat. talimattan tal kalsın yani Fener'i bitirme operasyon olarak mı? İbanoğlu, oldu. orada olduğu sürece Fenerbahçe'nin en büyük düşmanlığını yapıyor. Her yönde. Peki İbanoğlu orada oturduğu Fenerbahçe sürece... Fenerbahçe maçına karışmayıp şampiyon... Galatasaray maçına karışabilir. O onların... Şunu diyor musun? İbanoğlu olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor musun? Yaptırmamak için ellerinden her şey geliyor. Sen, sen bana, ya, bana bunu başlık sorduğun yani? zaman sen sorduğun zaman evet. eğer namuslu insanlar, namuslu karar alırsa Fener takımı şampiyon olur dedim. Yalnız bizim takım için demiyorum bunları. Hem bizi dizayn ediyorlar hem de bundan sonraki maçları da ediyorlar. Yok böyle bir şey arkadaş. O adam orada olduğu sürece olduğu sürece her verdiği karar şahibelidir. Bu ayıp. Ayıp diyorum Te ya. Selim abi'nin tespitini. Onu söylemek için söylüyorum. Selim abi'nin tespitini. Kamera kadar ya. Sezon başından Ya Ali şey başında. daha kibar konuşuyor. Daha kibar dur, dur ya, de ya. yani. Ya diye bir şey yok abi. Ya bir dakika abi. bekler misin? Ben de sen bir bek... konuşmak istiyorum. Çok özür dilerim. Abi. Siz ha. konuşun ben sonra konuşurum. Abi, abi, abi sen konuş ya bir şey bırak, yani. Lütfen üstü biraz Buyur, daha, abi, daha konuş. söyle söyle. Ben söyle abi şey bir sana söyleme demiş. Ya Gökme abi konuş sen. Tamam konuş. Ya acelemiz yok konuş abi daha 2 saat var. Tamam söyle Adnan sen. Ya biraz daha lütfen kelimelerimize dikkat edelim. Şimdi ben Selim abinin verdiği mesaj çok önemli. Bak çok önemli bir bilgi veriyor. Selim abi Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili verdiği bilgi Hepsi bugüne kadar doğru çıktı. Doğru mu Serhatcığım? Bu da doğru. Bu da doğru. Bak çok önemli bir bilgi. Ya bunlar başka bir ülkede olsa federasyon başkanı 14 şey 1 saat 32 dakika sonra görevden alınır. Bütün yönetim kurulu görevden alınır. Bu federasyon değişir. Bak Aziz Yıldırım gelsin. Selim abi sen de gel. Yanlış anlamda söyleyeyim Lütfen üst, üstüne alma. Ali Şen gelsin. Ali Koç gelsin. Babası Rami Bey gelsin. Fark etmez. Beşiktaş Fener hepimiz birleşelim. Biz bak birleşsin gene bu federasyon başkanı görevden kim salamaz. Bu sistemi kimse yıkamaz. Bu sistem bugünü sistemi değil. Bak itirazım benim bu. Bu sistem 20 yıllık bir sistem. Hem içinde derin futbol var bu pis futbol. Hem bunun bir kurgusu var. Bunlar köküne kadar her yere işlemiş. Sen Okan'ı biliyorsun. Şey maçı Samsun maçı doğru mu 2-0 maçı. Herkesi, bir dakika abi. Herkesi, herkesi, ben isim de veririm. Bir, bir dakika abi. Okan'ı görüyor musun Okan'ı? Samsun'u maçı Ne olmuş Okan'a? Abi 7 yani. golle şey maçı Samsun <laughs> Eee Taylan'ı görüyorsun, Emre'yi görüyorsun. Bu Galatasaray de, maçını Evet, an. onu diyorum. Bugün de abicim Ertuğrul nereden gitti? Nerede kalecisi Fenerin kalecisi Feneri, nasıl top oynadı? Müthiş. müthiş nasıl oynadı. top? E abi nasıl olacak bu iş ya? Bir tarafta müthiş bir top diyorsunuz oynadı kaleci. Ama oynaması bir doğru taraf... değil mi yani adamın Aa, çıkıp da oynamaması e... doğru mu? Oynaması satış demektir ya e, O zaman Ama Okan oynadı mı? adamı şimdi ele silemeyecekler Abi durumu. bir şey söyleyeceğim Samsunlar ayağa kalktı ya Ya bunları hep kapatıyorsunuz abi yapmayın bu işleri Sana demek istemiyorum yanlış anlama Ben telegol için konuşmuyorum Her şeyi tartışalım. Şimdi Gökmen abi de fikrini söyler Sen de söyle hepimiz söyleyelim Bunları kapatmayalım abi Abi Emre Benezoğlu şimdi Oyunlara bak şimdi Emre Benezoğlu ile Okan birlikte değil miydi Arkadaş değiller mi dost değiller mi Yedi tane gol yedi Başakşehir'den Bugün Ankara gücü, Ankara gücü maçı ne zaman Galatasaray'ı haftaya e, pazar günü pazar günü iddia ediyorum burada 5'ten az olmaz Hadi iddia ediyorum o gün pazar akşam burada buluşacağız yaz istiyorsan 5'ten aşağı olmaz Ankara mağlup olur neye göre bunu söylüyorsun ya ben ya? söylüyorum abi söyle çıkar çıkmaz Ondan önce de ikisi gitti buluştu etilerde spor kafede baştan 4-5 gün önce kıyamet koptu hiç kimsenin gıkı çıkmadı abi bu ülkede Onun için diyorum Az Yıldırım Selim abim biz telegol aklına kim geliyorsa gelsin bu sistemi yıkamayız abi. Yıkamayız abi boşuna. Bak Fenerbahçe'nin bir tane olayı var. Bugün kıyamet kopuyor. Ben bu kadar... Ben de Ertuğrul Taşkıran'ı alkışıyorum. Bana göre çok iyi bir... E, namuslu çocuk. Namuslu. tam bir profesyonel gibi. Bravo Her şeyi abi. ortaya koydu abi. Ama Peki, Biz yani bekliyoruz ki pamuk gibi kaleciler olsun. Eski takımına kıyak yapsın. Yapma ya abi. Okan ya. için demiyorum yani. Taylan'ı eleştiririm. Taylan abi. Emre Kılıncı eleştiririm. Emre abiciğim evet. yapma ya. Yani bu oyuncular çekiyüzden vermesi lazım. Yazık zeynlere. ya. Böyle bir sistem var mı abi? Galatasaray şampiyon olursa olsun. Olma diye mi var Galatasaray şampiyon ya? Ama Ertuğrul da aslan gibi kalese devleştiği için de eleştirmemek öyle. lazım. Abi takdir etmek lazım. E tamam ben ama ne, nereden gitti? Onun için sana soruyorum. Adam adır gönül işi yapmamış. E tamam. Bayağı bayağı. Ama Gökber abinin söylediği Volkan Demirel olayı da hani, eleştirilmeye müsait bir olay. Adam Abicim. kalktı da ben yanlış takdirde çıktım demeyecek abi o zaman. İşten onu, onu geçten da sonra. da o, o kadar. Doğru, doğru mu? Tamam. Evet. Şimdi Ertuğrul da çıktı aslanlar gibi mücadelesini gösterdi. Abi. Benim dediğim şu var. Hiçbir futbolcu maç satmaz. Bak. Çünkü, çünkü hani hayatı biter satar. Yapmayacağına neden inanıyorum ben? Neden hep bunu söylüyorum anladın mı? Yapmaması lazım. Dedi. Hakikaten çok iyi. Ya. Hala bak tekrar 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 üstüne gidiyorum. Sayın bakanlarımız nerede? İçişleri Bakanı nerede? Bak büyük felaket olacak ikinci yarı itibariyle bakın. Bak büyük felaket insanlar birbirine girecekler taraftarlar. bugün bugün 90 dakika bilmem ne, ne ne Galatasaray o bir küfürlü bir lafı var. 90 dakika Galatasaray'a küfür ettiler. 90 dakika. İçişleri Bakanı, Sayın Spor Bakanı lütfen ya lütfen. Lütfen bu şu işe el koyun şu federasyonu falan MHK'yi falan gönderin. Nereye bomba mı koyacaksın dibine? Ne yap Ne yaparsanız yapın. Yoksa çok felaket başımız ağrıyacak. Türk futbolu bitecek. Zaten bitmek üzere de uzatmaları oynuyor zaten. Lütfen sayın bakanlarım. Lütfen şu işe el koyun. Federasyon Başkanı ve MHK Başkanı'nı gönderin. Alın görevden alın. Oraya sağlıklı tarafsız bir tane kimse yani. Kimse herkesin evet dediği birini alıp koyun. MHK'nin başına federasyonun başına. Lütfen rica ediyorum. Onda bak Ondan sonra felaket geldikten sonra çağrı aramanın bir mantığı yok. Çok üzülürüz. 11, 1911'de karşıda Fenerbahçe stadında playoff yaptılar. Benzin istasyonunu yaktılar. Galatasaray şampiyon oldu diye. Benzin istasyonunu yaktılar. Sağda, sağdaki ışıkları söndürdüler. Suları açtılar ettiler. Arabaları yaktılar. Lütfen. Hükmü abi sen de bunu hep söylüyorsun. Her programda söylüyorsun. Abi, ne yapayım abi? Ya felaket. Felaket geldik, ya Abi. Ya felaket ya geldikten sonra çağrı arabanın Sokaktaki, abi, şey. insan, sokaktaki insan abi? memnun ama ligin ne? marka değerinin yükseldiğini, Galatasaray Fenerbahçe evet. rekabetinin ligi <laughs> kaliteli işlediğini söylüyor. Sen neden buna <laughs> rahatsızlık duyuyorsun onu anlamadım. Ne demek rahatsızlık duyuyorum ya? Ya Her Fenerbahçe günler... Galatasaray çekişmesinin evet. ligin seyir zevkinin evet. ve marka değerinin diyor yükseltildiğini. Ben böyle marka yok. değeri falan istemiyorum abi ben. Tamam, sen de istiyorsun abi. abi. Ben Sen neden yani? Böyle yöneticilerim yani bu kadar şey zengin ya yani senelerdir para yıllardır abicim, yıllarca değil yıllarca bugüne geldik. Yıllarca yıllarca dedin bugüne geldik. Amerikalarda okumuş ne bileyim başkanlar yönetim kurulunda insanlara Anladım yapmadıklarını bırakmıyorlar. Şu Ali Koç'un dedikleri doğru şey mi ya? Ayıp ya. Ayıp. Herkesi kendi gibi zannettiği için anladım mı ne oluyor işte? Aa öyle mi diyor? A, kendi gibi zannediyor hep. Yok ben abici, Ali Koç'un sözleri geride kaldı. Yani şu anda öyle değil. Tamam bir... da abici Şimdi bu burada bizim Ona bakarsan Galatasaray başkanı Ali daha Dursun Özbek Galatasaray başkanı şey. o, o taraftan Gök... bağırıyor. Bu bu taraf Asya'dan tamam. biri, Asya'dan bağırıyor. Biri şeyden tamam. bağırıyor. Avrupa'dan bağırıyor. Tamam doğru. Ama o, olmaz. De ben de bir şey söyleyeyim. Olmaz Ay, yani. Olmaz bu kadar olmaz. Ayıp ya. Ali Koç'u hep söylüyoruz ama kardeşim. Yok bence Dursun e, Özbek de o kadar Dön Dursun Özbek'in dediği daha ağır olmayacak laflar. E peki be. utanmazlar falan dedi. Galatasaray camiası. utanmazlar falan diyor. O ne peki? Ya o ne abi kardeşim çıksın karşılıklı konuşsun neyse nerede anlaşabilirler ne debilirler konuş Anlaşın. Al bir Gülüyor. tane resim var. Birbirlerine kulüpler birliği başkanlığında aslanlar gibi gülerek savaş koysana şu resmi ya. Koy birbirlerine orada <laughs> cevap versin o zaman. Desin ki koysana bu durumu bu savaş. Desin. Şimdi peki bir şey size soracağım. Bu Galatasaray'da bir şey soracağım. <laughs> Şimdi ben bugüne kadar Aziz Yıldırım bu kadar hedef alındığını görmedim Olmuştur. Selim abi tabii ki özür dilerim. Haddime olmuş olmuştur ama e, sen bunun üstüne bir görüşte lütfen belirt. Şimdi bu e, mesela Ali Koç olmayıp atıyorum başka biri olsaydı bu kadar acaba tepki alır mıydı ya? Kalın ya olsun. bu adam e, Ali Koç geldiği günden beri geldiği günden beri. Bir tepki var bu adama. Yani sebep ne abi? Bir zengin adamın Türkiye'de kulüp başkanı olması yasak mı? Hayır. Yasak, adının, hayır. yasak mı? Hayır. Soyadının koç olması. Bir dakika dinle. Yasak mı? Soyadının koç olması. Türkiye'deki e, insanların evet. o aileye saygı duymasından dolayı Ali Koç'a tepki gösteriyor. Nasıl ne, bir ne aile bu diye. Nasıl Yok. saygı? Anladın mı? Ne ilgisi var abi? Ne demek ne ilgisi abi var? Abi yarın bir şey sana söyleyeceğim. Saygın saygın abi, insanların. Abi burada... ya Adnan Pala zengin bir iş adamı değil miydi? Evet ne e olmuş? Gelmedi mi Galatasaray'ın başına? Evet geldi ne olmuş? Gelemez oldu? mi? Gelir. Ali ne Koç gelmez? gelemez mi? Gelir. E niye kızıyorsun abi sen Ali Koç'a? Ne demek az kızıyorum? Aziz Yıldırım varlıktan. Aziz Yıldırım gelemez mi? Yıldırım tamam, gelebilir ya. abi. Abi sana ben bir şey söyleyeyim. Faruk Süren varlıklı bir insan iş bak. adamı değil mi abi? Hayır acaba Ali Koç'un hedefi şundan mı yapıyorsunuz siz? Ya ben çok onlara girmiyorum. Şampiyon olamadığı için verdiği sözleri yerine getiremediği için... Anladın mı? Problem olamayabilir. Bu. Olamayabilir. Problem bu. Arsenal'da Arsenal'da, Arsenal'da Arsenal'da, kupa yok. Arsenal'da 15 yıl şampiyon şey olamadı. Ya, Beşiktaş 15 yıl olamadı. Sen, bay bay Abi bay. Galatasaray kaç yıl ya, şampiyon olamadı? Ya az şimdi. Ya Galatasaray, Galatasaray kaç yıl bulduracaksın? Ya, ya, ya niye bozacaksın? Tartışıyorsun sen ya. Tartışıyor niye bozuyorsun ya. Ki, boz. tartışıyoruz. olacaksa bu tartışıyoruz. Ne ki? Neden yani abi? Sallıyor devamlı ya. Ben neyi sallıyorum abi? ulan ne işi var Arsenal'ın bu masada? Ne, demek ya? Ben bir gerçeği bahsediyorum. Abicim sen de ona bakarsan 14 yıl önceki Oldu belediye istasyonlarından bahsediyorsun. Ben bir şey diyorum sana. Biz sana saygı duyuyoruz yani. Ya Gökmen Burada abi. Fikri tartışıyoruz Gökmen abi. Bir şey söyleyeceğim Neden senin fikirlerini yanında yer almadığımıza bize tepki gösteriyorsun? Bir şey diyeceğim sana. Herkes fikrini beyan ediyor. Daha sen kaç yıl şampiyon olamadın? Biraz da anlayışla karşılamanı rica ediyorum. Daha sen kaç yıl şampiyon olamadın? 14 yıl, 13 yıl. Beşiktaş? 10 yıl. 10, 14 yıl, 15 yıl. Fenerbahçe? <laughs> 10 yıldır olamıyor. E tam, olamayabilir mi? Olabilir abi. Yani Ali Koç da 10 yıl şampiyon olamayabilir mi? Olamayabilir. Ama ben sana bir söyleyeceğim. Ali Koç'a yapılan bu vicdansızlık, insafsızlık ve belden aşağı vurmalar yapılan organizasyonlar Aziz Yıldırım'da dahildir. Hiçbir kulüp başkanı bugüne kadar yapılmamıştır. Galatasaray'ın bütün başkanları el bebek gül bebektir. Sen biliyorsun. Canım. Hangisi acı çekti? Adnan Ay. abi öyle. Evet, bebek be abi. Her Siz, zaman güçlü. Daha sarayın, daha saray başkanlarında hangi Fenerbahçe adı? Ali Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi davranan bir başkan gördünüz mü? Belki mecburen, mecburen şimdiki başkan ve yardımcıları aslanlar az gibi dalıyorlar Fenerbahçe'ye. Neden? Karşı tarafın yüzünden. Dalıyor devamlı, ama değil mi? Devamlı haksız şekilde yok utanmazlar. Öpür abi dedirler, senin istediğin bu fotoğraf var. Bu fotoğrafta ilgili ne yarıyor? Ver abi. abi versiyos, ver. Sen verdin. Al abi. Al. Tam ikisi bunlar, de... bunlar bunlar bu böyle böyle başkanlar böyle. Tamam. Anladım. Kulüpler Birliği'nde de kuzu sarması gibi sarılıyorlar birbirlerini, öp, öpüşüyorlar, ediyorlar falan. Sonra medyaya çıktığı zaman aslanlar gibi kükrüyorlar. Bu belki Ali Koç'un ilk başkan olduğu ben... dönemdeki bu resmi ben... resim olabilir belki. Ne olur? İlk başkan olduğu yani 2018'de çekilmiş olabilir. Ne zaman çekildiğini bilmiyorum. Sende var mı tarihi? Bende tarihi yok abicim. Nereden tarihi olacak? E Tam bunlar yani... e, bu fotoğrafı verdiler diye birbirlerine sallamayacaklar veya camialarını korumayacaklar anlamına gelmiyor. Ya saygı gelmiyor. diye bir şey kalmadı ya utanmaz rezil kepaze her şeyi söylüyorlar abi birbirlerine. Bu ikisi, Ayıp ya. Koca bu, iki camia ikisinin bu ya. İkisinin ayıbı yani bu. Bir yani kişinin bir şey ayıbı söyledim, değil ki bu. Bence bir şey söylemek. İkisi istiyorum. de kulüplerin menfaati için. Evet. E, birbirlerine sallıyorlar. Yani Haksız her türlü şeyi yapacaklar. Abi geçmişte de böyle değil miydi ya? Metin yani Aşık oğlum, bağırık ceci, süren döneminde Seracim, böyle değil miydi? Serhat'cığım sen... git gide git gide uzadıkça anladın mı? Daha azalması gerekirken çoğaldı. Ben ondan da rahatsızım. Anlıyor musun? Çünkü bunun sebepleri var abi. Çünkü para büyüdü. Herkes bu paranın üzerine konmak istiyor. Herkes başarılı olmak istiyor. Şöhretine şöhret katmak istiyor. Şampiyonlar ligine gitmek istiyor. Bunlar her zaman birbirlerini yiyen iki kulüp abi. Devam Doğru etsinler. Doğru söylüyorsun. Abi. Bir şey daha söylemek Devam istiyorum. Devam etsinler. Bu. Ben şeyin Bu son en son konuşması İbey'i tamam mı? Yapmış olduğu bir tespit değil. Var olan bir şeyi anlatıyor. Var olmuş bir şeyi diyor ki sizin kulüpte böyle 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 diyor. Olmuştur diyor. Olmayan bir şeyi söylemiyor ki. Olmuştur diyor. Ya Selim abi bak sana bir söyleyeceğim. Şimdi olay ne biliyor musun? Galatasaray şampiyon olabilir. Oldu mu geçen sene? He? Peki Galatasaray geçen sene olurken sahanın içine mi kazanarak oldu mesela? Hep sahanın içinde mi kazandı? Ya Erdem Timur çıktı Galatasaray. Ben Türkiye futbol tarihinde başkanlar için demiyorum. Ben böyle bir yönetici tarihimde Abdurrahim abi bak. Abdurrahim abi bakma, Bağırır çağırma Değişik Değişik adam. Ben hoşumaydı Abdurrahim abi. Ya. İçi dışı bir lisa, Hani bir halk adamı deriz ya. Ya Erdem Timur geçen çıktı geçen sene. Ortalığı birbirine kattı abi. Bu lig bitmez dedi. Bu lig şaibeli dedi. Bunları hatırlatınca da Galatasaray, Kapat 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 bunu. E siz 5 yıldır Ali Koç'a sallıyorsunuz. O serbest. Ali Koç'u konuşmak serbest. Ali için her şeyi söyleyebilirsin abi. Ama Ali Koç bir vatanseverdir. Ali Koç cumhuriyetçidir. Ali Koç ilkeleri olan bir adamdır. Belki Beşiktaş'ı Fenerbahçe şampiyon yapmamış olabilir. Ama Ali Koç bir kulüp başkanıdır. Adam bir şey demiyor. İlk yıl geldi dünya para harcadı. Şampiyon olabildi mi Serhat? Olamadı. o da olamadı. yılda da olamadı. Üçüncü yılda olamadı. Hata yaptı mı? Bence çok çok büyük hatalar yaptı. Ama hmm. olamadı Selim abi. Şimdi bir şey söyleyeyim biraz rahatlayalım. Olamadı diyorsun. Olamadı diyorsun. Ya olamadı o, abi. Neden Ola kadar bir... üstüne gidiyordu. Hatalarından dolayı. Ali Koç hatalarından dolayı, hatalı yaptığı hatalardan futbolun içinde kulüpte de evet. yaptığı hatalardan tamam. dolayı hangisi abi, yapmıyor? nasıl? Hangisi Peki, yapmıyor? Peki neden Kim Ahmet Nurçe hata ya, yapmadı mı? Şimdi, şimdiye, kadar sen bu kadar Nusur. saldırgan bir başkan gördün mü? He? Abi siz de saldırıyorsunuz. Ya tamam, bak, bir, bir şey söyleyeyim. söylüyorum Gökhan. Galatasaray saldırıyor. Tabii saldırı tek taraflı değil. Evet ya. Yani. yani. Bir şey ya, birisi başlatıyor ondan sonra karşı e, tamam. de, hadi bu sefer başlıyorlar. E ha. tamam abi. Ama bir, şey söyleyeceğim. Bak. Özledim abi. Yine söylüyorum. Buyur abi. tespit etmiyor böyle bir olay var diyor kardeşim olayın üstüne konuşmak lazım yani çıkıyor diyor ki sen böyle böyle icra yapmışın diyor doğru mu ona, Do ona ne ona İcran, ne diyemezsin. icra ona ne? Ona ne diyemezsin Ona ne? Evet. Ona, derim ben. Ona, ben daha olarak uyularak derim. O ona, kendi işine bakacak. Kim teren haklı yok onu demeye. Ona ne? Buna da diyemez Ondan sonra Onlar çim... birbirine bunu söyleyebilirler. Hayır söyleyemezler. Onların makamları bunları söyleyemezler. Yani yorum Söyleyeyim. olarak da. Aynı. Gökber aynı abiye, yorumu aynı Ali yorumu, Koç ilgilendirir diyebilir. Ali Koç'a diyebilir. yapsalar Ama ne olacak ha? E, şey, şimdi burada tabii elma ile armutu karıştırmamak lazım. Ali Koç bir anda galse'nin içişlerine girdi örnek verdi. O da ona dedi ki sen patolojik bir vakasın dedi. Şimdi buradaki ortam zaten hoş bir ortam değil. Ondan daha FETÖ'cüsün dedi. Ondan da öte başka şeysin dedi. Bunlar denilmez. Bunlar ya söylenmez. Ya, ya sen abi Ali Koç'a FETÖ'cü demek büyük günah. O dediler. ayıp. Doğru söyleseler. Rakibimiz yani, hiç sen rakibimiz hiç riyakarlık. Utanma, ar, üzülme, çekinme refleksi olmayan bir camiadır diyor adam. ya. Haluk Koç bunu diyor. Galatasaray camiasına bunu diyor. Hakkı var mı bu şekilde? Sizin dedikleriniz Galatasaray Ne dedi Galatasaraylılar? <laughs> Size ne dedi? Daha ne desin ya? Her şeyi söylüyorlar. Ne dedi? Ne abi ne? Söylüyor. Bak bugün hasta yatıyor. Kim yatıyor biliyor musun? Erdem Timur. Hangi hastanede yatıyor biliyor musun? Amerikan hastanesi. Ben de zaten şimdi adnan onu söyleyince onu söyleyecektim. Erdem Bak, Timur sezon sonunda kesin bırakıyor. Ee, sağlık sorunları nedeniyle. Akciğeriyle ilgili... Bir olsun. problem var. Olsun. Öyle şey. bir nefes darlığı çekiyor. Çok e, da. bu stres olayı ve e, şu an hani kan sonuçları da çok şey değil, parlak değil. niye e, bırakma kararı aldı? Onu da ben başlık olarak verebilirim. derden Timur kesin olarak sağlık sebepleri sağlık sebebinden ötürü e, görevinden belki çok yakında Belki de e, sezon sonunda kesin olarak bırakıyor. Doğru bu bunlar, hepsi evet. anlattıklarına hepsi doğru. Öyle mi bırakacak mı? Hepsi bırakacak. Hep söylediğimlerini evet. hepsine katılıyor. Allah Yani tetkilerinin biraz daha e, devam etmesi gerekiyor. Tamam abi. E, şu anda sağlığı SOS Peki, veriyor. İleri derecede mi yani? Yani bu bir e, 10 gündür orada veya Yapma bu ya. Selim abi 10 Ay. gün. 9-10 gündür Yazık orada yani. ve evet. zor durumda. Zor durumda. Ee, o yüzden Erdent Timur vallahi yoksun. ben bir şey söyleyeyim. Onlar çekilenler, çekilen ondan çekilenler, alsınlar, kına yaksınlar. Vallahi ben sana ya siz... bunlar ayıp. Ya şey. Yani, yani şey böyle yapan, gerek yok. Adam ya. sağlıkla ilgili. Valla götmen Çinli insanlara e... hasta olmuş insan bakım Tabii görüyor olmaz. orada. Böyle olmaz Böyle abi. söylemek yanlış bir veya şey ya ya. ya. benim adamın geçen seneki alay maçından sonra biz bunu her zaman söyleyebiliriz ama bunu kalkıp da adamın kötülüğünü istemek Abi adam oğlum. beterinden olsun demek bize yakışmaz evet. abi. Beterinden olsun ya. Ay sen diyorsan ya, kına ya. yaksınlar Kına yaksınlar yani Sanki Biz... yani hasta hastayla da kurtulu, kurtuluyorlar işte. Abi ne kurtuluyor kurtuluyor abi niye kurtuluyor adam daha bu ya demediklerini bırakmadı. Ya o ayrı bir ya, şey. Ya. Ben, tamam ya 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 abi benim derler gibi, adam iyileşti. de Allah 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 o kadar şeyler var ki istemiyorlar. Adamın başarılı olmasını istemiyorlar. Yok, öyle, bu dünyanın öyle, yerinde olabilir ama normal Ama, ama Galatasaray'a yakışmayan bir uslupla. Abi bu Fenerli de olsa Ali Koç'un da başarısız isteyen dünya kadar Fenerli vardır. O gitsin de az Yıldırım gelsin. Saadettin Saran gelsin, gelsin. Bu, yok babacığım. Fena abi, olur bu bu. Her, her yerde Galatasaray'da, Galatasaray'da, hain dolu. Hain. Anladın mı? Hain dolu. En güzel onlara Fener'de cevap da, yok işte. En, en Güzel cevabı Fatih Altay'da. veriyor. Buradan Timur, kendisini. Timur'a bir geçmiş olsun dileklerimizle. Sezon sonu <laughs> bırakıyor. yani belki de e, sezon sonuna bile kalmayabilir. Ama Her bu, bırakabilir. Burada aradın ya hatırlıyor musun? Bir telego, şey Gökmen abi açtı ya telefonu. Evet. Hani Suudi Arabistan'da. Sen dedin ya bir arayalım arayalım dedin. Zaten o zaman dedi ya ben hastayım Hakikaten sesi de kötü geliyor. Bak o zaman başladı. Çok kötü. İnşallah ağır bir şey değildir Akciğer. O bir ağır griple devam etti. Orada... eee Dağıtıra ateş kondu. Ama su mu alınır orada? Suyu filan Yani, su oysa... yani şey. Yapmıyor. Şu anda evet Eşim. ciddi bir. Yani e. bence ona yakın kişilerden dedim. E. hem olayı biraz gizlemeye çalışıyorlar. Çok fazla dışarıya açık vermek istemiyorlar. Hem de vallahi, tetkiklerinde. Valla ben. Şimdi ben buradan sonra. bazı e, inişler çıkışlar var. Şimdi ben valla ben sadece Erdem Bey buradan da sesleneyim. Hakkını helal etsin bize. Biz onu eleştirdik. Ama hastalık başka bir şeydir. Acil şifalar diliyoruz. Tabii ben tabii. bir daha da Erdem Bey hakkında iyileşene kadar bir şey demem. Ama iyileşince gene tartışırız. Tabii o şey. bir an evvel Aynı. iyileşsin. Sağlara dönsün. Allah ailesine sağlık saat versin. Doğru mu? Şimdi sağlık olunca bitti abi. Akan durur. Biz böyle insanlarız. İyileşince gene görüşmemizi konuşalım. Bu tabii bu Yap Galatasaray'da abi. başkanlık ve yöneticilik e, abi şey de öyle çok oldu. Şey yaramıyor. Mustafa abi de öyle oldu. Mustafa Cengiz, Özcan de Aydın. Değil mi? E, aynen. Diğer şey rağmen Ünal Aysal var. Yine açıklamasını gördüm. Adam 80'li, 80 küsürlü yaşta ya geldi. kendine bak abi. Çilek He? yiyor abi. O çilek yiyor. O adam çilek Polat ya. onun da <laughs> sonu kötü olabilirdi. Ama Adnan bunların Çünkü neyse. bu stresi iş yapmak Bıraktı, kolay değil. Kurtuldu abi. Bıraktı kurtuldu. Yani ben Ali Koç'un da o yüzden sözlerinde samimi olduğunu ve sezon sonunda doluşlar ne olsa olsun bırakacağını düşünüyorum. Bırakacak. Şey söyleyeyim. Çok yaşlandırıyor abi bu işi. Bir şey söyleyeyim. Kendi bırakmak isteyebilir. Ama Fenerbahçe bırakmaz Ali Koç. Bırakmaz. Ama kendi <laughs> bırakabilir değil mi? Yaptık abi. Azıdırım için de öyle diyorduk. Öylese diyorduk. Bak, Bıraktı işte. Sen çok çok güzel bir laf ettin. Eğer Ali Bey'in 5 yıl önceki bir fotoğrafını bulabilirsek geçen benim de Tabii. bak bu kafama takıldı. Bravo vallahi Serhat. Çok çok. 5 yıl önceki fotoğrafıyla inanamadım biliyor musun? Öyle öyle. Ali Bey şimdiki ki hale bak. Iş. Abi 5 yılda var ya 25 yaş yaşlanmış gibi. Koç koç 5 sene hesaplarsa 25 yıl türbünde çocuklarıyla birlikte tezahürat yaparken kolay zannediyordu futbolu gördü. Ay Anya'yı Konya'yı. Ne gördü? indi. <laughs> bir şey söyleyeceğim abi. Peki şunu Sağol tartışıyorlar git, insanlar. Bugün hakem ekibi var da dahil Fenerbahçe'yi maçta tutmak Fenerbahçe kaybetmesin diye her şeyi yaptığı yani penaltıyı uydurduğu iki Fenerbahçeli oyuncuyu atmadığı sen yani ne diyorsun ki Ceko'nun attığı golde foul var diyorsun. Foul abi. Evet. Hakem Soru, bugün penaltı, penaltı, Fenerbahçe'nin 12. adamı gibi miydi? Hı -hı. Bu konuda çok eleştiri var. Fenerbahçe'yle aleyhine, aleyhine değil lehine çok şey verdi. Foul verdi. Çok. Anladın mı? Ya, verdi. Verdi. Penaltıyı uydurdu mu? O, penaltıyı uydurdu abicim. Ben söylüyorum işte. Ben ya. Galatasaray için de işte o şeyi koymuşlar şeyde. Bir tane beyaz formalı şey var diyor ki offside. Neresi offside ya? Utanmadan ya bu kurtulalım kurtu, kurtu, kendi kalesine gol atma. Bak ne diyorum futbolda bu yani. Bugün pek sen abi Selim abi bugün hakemin Fenerbahçe'yi tuttuğuna Fenerbahçe'yi kaybettirmemek adına mücadele ettiğine inanıyor musun? Fenerbahçe hiçbir hakem tutmaz. Bak hiçbir hakem tutmaz. Hatırlayın bir ay evvel ben dedim ki burada öyle maçlar göreceğiz dedim. Üç tane dört tane sarı kart çıkaracak dedim. Ve takımın hızını kesecek Aynı şey bugün yaşandı. Abi bugün ne abi ne nasıl maç seyrediyorsun sen abi? Bugün ben iki mi nasıl tane maç seyrediyorum. 8 dakika. O zaman seninle 8 dakikada, e, seninle 8 dakikada seninle iki futbol tane sarı şey... kart gösterdi adam var abi. Alanya 8 dakikada iki tane sarı kart gösterdi. Kime gösterdi? Ama Fenerbahçe'ye de 3 tane gösterdi. Ama oyunun geri kalan bölümde şeyde kafadan zaten. Yok bence sen haksız. futbol oynadın. Bak arkadaşım. Dokuz ben arka sana bir şey sorayım o zaman. Bir şey sormak istiyorum. Buyur abi, buyur. Bir oyuncu sahaya çıktığı zaman, sarı kat gördüğü zaman ne hisseder? Ne hissedecek ki? Ne hisseder onu bana diyor. top oynadık ikimiz de. Evet. Ne hisseder? Dikkat edin bundan sonra. Bir daha e, ikinciyi göreceğim. Beni hakem atar der. Bunu düşünür. Oyundan düşer. Bundan o... da kırmızı olmasın diye oyundan düşer. İyi evet, işte abi. onu at, onu, tamam, onu tamam. söylüyorum demedi, Benim söylediğim bu. Dört ne? hafta evvel çok erken çıkardı sarı kartlarını. Ya, Sonra da kontrolü kaybetti. Ya bir şey söyleyeyim güzel kardeşim benim tamam mı? Bunlar hep futbolun içinde var olan şeyler. Bunları bilir ben oğlu. Bunları çok iyi bilir o. Ondan orada duruyor zaten. Ondan orada duruyor. Eğer asiyetle onurlu insan olsaydı idi. Zaten bırakırdı bu işi. Doğru. Bundan ayıp şey ya. <laughs> bu sözlerinize yüz öyüz, e, ayıp destekliyorum. Şey ayıp Aynı. Peki onu destekleyen federasyon <laughs> ne? Peki ona ne kut takacağız? <laughs> He? Onu ağzıma <laughs> almıyorum zaten. Alamıyorum. Bu gece fırsat oldu. Ben bunu baktım. Şimdi Serhat daha iyi bir Serhat araştırmacı Allah'a var. Şimdi Türkiye'de bir üstüne geç. Yani yok. Şimdi bir X platformu hesabı tarafından 5 Şubat'ta yapılan bir paylaşımda yap yapay zeka robotu. Şunu okuyabilir misin Seracığım? Sen daha sen daha güzel okuyorsun. Şunu rica etsem. Bak şimdi bir şey. Çok ilginç bir şey var abi. Yapay zekanın. Yapay zeka robotu ee, Süper Lig'deki 240 maçın verilerinin taradığını ve hakemlerin kuralları uygulaması durumunda. Bak. Fenerbahçe'nin 7 puan farkla lider olması gerektiğini iddia etti. Bu kadar abi. Bunu bir firmanın adını abi. vermiş. Galatasaray'da 10 puan. Fenerbahçe 7 puan. Galatasaray'ında eserler 10, 10 puan. Hayır yok. Önde olması gerekiyor. Hayır 7 ]muş. puan. Fenerbahçe lider. Bir dakika ona bakayım. Beşiktaş'a da Değil bak. Abi sen sen öyleyse bizimki de öyle. Galatasaray'da öyle oldu. Hayır kendi yazıyor ya. Gökmen abi kendi yazıyor senaryoyu. Burada yapay zeka yazıyor abi. Ya boşver ne yapayım. Abi niye biz hakkı. Şimdi bu bilim. Bilimi sen bilime inanmıyor musun? Bilime. Soruyorum sana. İnanmıyorum. E nasıl iğne oluyorsun? Nasıl, ne Doktora gidiyorsun. Ne demek iğne oluyorsun? Bilim hepsi onların. Öyle mi diyorsun? Tarıyor, ediyor, bakıyor. Evet. Bir sürü e, cihazlar var. Evet. E, bu yapay zeka inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorum. Böyle bir şey deme abi. Neden diyeyim? Yapay zeka milyonlarca genç çocuk var. Şimdi hepsi bunlar, bu işi bırakacak. Yapay zeka dünyayı yönetecek artık. Tamam, Birçok yani. yerde kullanıyorlar. Yok Hayır. Tamam, orada o, ok ok Şimdi bak bu açıklama çok önemli. Vallahi bile. Ya yani bu buna göre hatta Beşiktaş da 3. sırada oluyor. Ve puanı da bu değil biliyor musun abi? Bakar mısın lütfen ya? Yanlış bir şey mi söylüyorum ben? Yok. Evet 200 Hakikaten çok önemli bir açıklama. Yani şu anda Fenerbahçe. Buradan ey Fenerbahçeler size sesleniyorum. Yapay zekaya göre. Bakın. Hiç panik yapmayın. Bu algılara kanmayın. Bugün rahat rahat gece yatın. Herkes puan kaybeder. Yapay zekaya göre. Yani 7 puan önde olması lazım Fenerbahçe'nin. Bugünü saymazsak. Doğru mu? Böyle bir bilimsel araştırma var abi. Demek ki bu hatalar beş daha züktü. çok Fenerbahçe'ye Beş yapılmış. Beşiktaş'a yapılmış. Beşiktaş'a yapılmış, Dün beş yapılmış. Dün beş yapılmış. Dün Fenerbahçe. Şimdi e beş tamam beş, yediydi. az mı 5 puan? Az 5 puan? Tabii Göktü az. Biraz. Ya olur az. mu? Daha sıraya gelecek Fenerbahçe. Ne olacak? Çaktı mı bitti 2 puan. Nerede çaktı? Iki... Bize, bize, bize daha geldiler. siz bize bir gelin. Bak size güzel biz Boğaz'da biz balık yedireceğiz size. İnönü var ya oradan geçiyorsun sağda. Dolmabahçe evet. Sarayı'nın karşısında. Evet. Önce bir Siz orada çok güzel ağırlayacağız. Aynen. Güzel balıklar, ziyafetler. Ha, canım benim. sonra biz oradan yukarıya buradan göndeririz şu tarafta sağdan. Ama sen, daha sen seyir seyir için tünale doğru, tünale sen, doğru. Sen sen devamlı Beştaş ortalıkta görünmediği için, şampiyonluk falan olmadığı için fark etmez. Sen sen Fenerbahçe'nin yanında olup onu destekledin önümüzdeki sezon itibariyle de <laughs> Ben Fenerbahçe değil, ben Cumhuriyet'i destekliyorum. Beştaş beş Fener'le birlikte ben baba oğulla birlikte idare edeceksiniz Baba senin de baban var. Söylemek Oba istemiyorum. Falan yok. Galatasaray'ın babası var söylemem. Yok, yok nerede? Bende gizli kas. Hadi ya söyle. Evet abi Galatasaray'ın babası söyle. söyle. Nasıl söyle? Bir Fenerbahçe'nin tweet'ini de verelim. Sesle. Galatasaray demişti ki kırmızı kartlara, kırmızı kartlara kök kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararları şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak demişti. Galatasaray Fenerbahçe hemen jet hızıyla bir açlama yaptı. Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen, kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla, himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz kişi kendinden bilir işi. Bu sezon sağ içi, sağ dışı kurgulanız tutmayacak. Algı, manipülasyon ve yalanlar değil, hak eden kazanacak. Fenerbahçe'nin resmi hesabından atılan tweet'i bir kez daha paylaşıyorum. Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen, kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazanan, dualarla, himmetlerle, Ayağa kaldırdan kulübe notumuz kişi kendisinden bilir işi. Bu sezon sağ içi, sağ dışı kurgularını tutmayacak. Algı, manipülasyon ve yalanlar değil. Hak eden kazanacak. Hak eden Fenerbahçe onlara göre kazanabilecek mi? Ben de İsmail Kartal'la ilgili de bir şey söyleyeceğim. Ama sizden Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'a göre düştü mü? Hayır daha çok maç var ama oyun olarak da hani Fenerbahçe'nin pozisyon üretmek bakımından da bugünkü hakem gibi hakemlerle yönetirse Fenerbahçe kesin şampiyon olur. O Gökmen abiden yine. Hadi bakalım. Ateş gibi bir söz. Çok söyleyeyim. güzel aynen, laf etti. Aynen. Çok güzel laf etti. Aynen, aynen. abi. Galatasaray yıllarca şampiyon olduğu gibi iyi bilir Galatasaraylar. Bak sana örnek veriyor. Galatasaray hep bu hakemlerle şampiyon oldu. Biliyor musun abi? Bu Galatasaray hep bu hakemlerle şampiyon oldu. Fenerbahçe için şampiyon olmasın diye hakemlere başladılar. Bu Beyaz'ın yıllar önce 96-97 evet. sezonunda sezonda evet. orta sahadan İstanbulspor maçında Arif'in kendini... İstanbul kendine, miydi? maçı. Maç. Arif'in kendini attı. Taklatarak yer atmasını orta sahadan verdiği penaltı Tabii. gibi. Bugün de Çağdaş Altay'ın bu penaltıyı Hiç uydurduğunu düşünüyor. düşünüyorum. Hiç ilgisi yok. Evet, nasıl? Nereden Bana o buldun, bunu? Nereden buldun bunu sen? Ondan ikisi ayrı ayrı şeyler ya. Ya sen o zaman... Allah'ın Allah Ya sana. yapma. Bunun o kadar gibi Binlerce pozisyon oluyor. Olabilir. Çağdaş Altay bak. İlk yarıdaki Çağdaş Altay'la ikinci yarıdaki Çağdaş Altay arasında dünya kadar fark var. Birisi demiş ki bu hakem muhtemelen telefonunu açtı. Oğlum ne yapıyorsun? Aklını başına al. Sen Kadıköy'desin. Unutma." demiş ve ondan sonra bir üzerinde Fenerbahçe forması eksik bir Çağdaş Altay vardı. Peki bunu kim diyebilir? Galatasaray başkanı diyemez. Galatasaray Federasyon başkanı Mehmet Büyük eşi demez. Bunu merkez başkanı der mi? <laughs> demez. Der, der mi? Ali Koç'a davalı. Allah aşkına bu gaz. E davalı olma. Evet. daha normal. Daha no <laughs> davalı olduğu için daha normal. Evet. Ne demek? Daha demez diyorum işte. E der e mi? Der işte. E e Fener'i bitir mi der? Ben sana bir şey söylüyorum. Bak orada İbanoğlu olduğu sürece her şeyi bekliyor Fenerbahçeli. Her şeyde olur olacak da. Üç tane sarı kart çarptığı zaman ne oluyor? Takım alt üst oluyor. Sen ama bunu 3 hafta önce söyledin. burada. Ben şunu anlayamıyorum. Mesela. Buyur canım. Bu gözlemci kimmiş Mustafa Çulcu. Yani bak iş adamlarıyla ne bileyim siyasi ağırlıklarıyla e, ne bileyim yani Türkiye'deki yani e, olağanüstü bir e, ki, camia. camia. Cumhuriyet. Camiye. Cumhuriyet gibi. <laughs> yani öyle. doğrudur. Galatasaray'da öyle, Fener'de öyle. Beşiktaş, Galatasaray pek değil, Cumhuriyet değil Galatasaray. Gökmen öyle mi? bu hakemlerle Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Bugünkü hakemi kastediyor ve bundan sonraki, değil mi? Yok evet. yok, bir şey bir şey izah ediyorum da ya. yani o kadar büyük bir reklamdan camiye... reklamdan sonra izah et daha iyi olur. Tamam, Reklama gidelim. Tamam. Reklam dönüşü kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Biraz da İsmail Kartal'ı konuşalım. Tamam. Açıklamalarını verecek biz. ben burada haftalardır şunu söylüyorum. Bilmiyorum ne yorum yaparsınız. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı göndermeyerek geleceğini ve şampiyonluğunu bence hediye etmiştir, vermiştir. İsmail Kartal'ın orada her durduğu dakika ben Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını iddia ediyorum. Bana göre İsmail Kartal son derece başarısız, deneyimsiz ve bu güzelim kadronun e, içine etmiştir. Neden bunu söyleme gereği duyduğumu da kısaca sadece bugünün özelinde şöyle söyleyebilirim. Sen tam doldur boşalta girmişken Ceko gibi uzun boylu bir adamı maçın tam Fenerbahçe'nin tek kale oynadığı baskıyı rakibe en çok hissettirdiği anda oyundan çıkarttın 85'te. Artı Bonucci gibi bir adamı kulübede Unuttum ve bana göre bundan sonra Bonucci'yi de kazanma şansın yok. Hala söylüyorum senin ilk 11'deki oyuncunun İrfan Can Kahveci olmasına rağmen hoca da inanılmaz bir Cengiz Ünder, Ünder hastalığına yakalanmış ve bu kadar haftalardır kötü oynayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i ilk 11'de başlatarak İrfan Can Kahveci'nin bana göre psikolojisini yerle bir etmiştir. Artı Çağlar Söğüncü neredeyse iki yıldır forma giymeyen Çağlar Söncü'yü aldın. Direkt ilk 11'e monte ediyorsun. Ama Bonitçi gibi bir adamı, bir usta bir adamı ki ee, orada takıma hala monte edemiyorsun. Hep aynı ezber. Başşuay gibi bir kupa sadece golcüsü olarak kalan kaldı adam. Ne yazık ki bir adamla Alanya maçına bile çift forvetle çıkamıyorsun. Yani şunu demek istiyorum. İspanyol Kartal hocam hoca değil bence. Şimdi. Benim fikrim bu. Belki bana kızacaksınız, alınacaksınız. Çok Niye, ağır diyeceksiniz. Yok, yani. Yük ağır geliyor ona. Taşıyam abi ya. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa yarın ben bunu 3 hafta Yük önce söyledim yedim, ama olur, yine taşıyorum. söylüyorum. Başakşehir maçından sonra söyledim. Yarın hocayı göndermesi gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe şampiyon mampiyon olamaz. Bak ben sana çok samim... Bak, ben Eğer İsmail Kartal teknik direktörse iddia ediyorum ben de Picasso'yum abi. Ben sana bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Son 10 yılın en iyi hocası İsmail Kartal. Diyor. Son 10 yıldır Fenerbahçe takımına gelen en iyi hoca İsmail Kartal diyor. Ben bu lafı burada söylediğim lafı tekrarlıyorum. ediyorum. İsmail Kartal. Bana bir tane başarılı şeyini söyler misin İsmail Kartal? Neyini? Bir eserini bir yarattığı bir şeye bir formunu arttırdığı, bugüne kadar bir, bir kuluş yaptığı, gün... mesela Saşa Boy'da Okan Burun eseridir. Barış Alper Okan Burun eseridir. Ben İspanyol Kartal'ın da böyle bir e, eserini bu yıl içinde hangi örnekte verebilirsiniz? Oynattığı takım var ya İsmail'in. Oynattığı takım bu sene. Evet. Oynattığı hepsi bütün maçları bütün maçlarda onun Hepsinde emeği var. Neden var? Söyleyeyim sana. Abi abi. Neden var? Arkadaşım? Hı. Çok zor bir kadro aldı bir de. Şöyle zor bir kadro. Şöyle zor bir kadro. İyi oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro aldı. Bu çok zor bir kadrodur. Kimi oynatsan yok der ben oynamak istiyorum der. Oynamayan. Oynayan oynadığı için mutludur. Oynamayan mutsuzdur. Bu kadroyu idare etmek müthiş zordur. Fakat o kadar muvaffak oldu ki, oldu ki bugüne kadar, bugüne kadar almış olduğu her maç onun artı 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 üstüne geldi. Şimdi mesela diyorlar ki Ceko için bir mi arkadaş? Niye oynatıyorlar? Niye oynatıyor bu Ceko'yu diyorlar? Bak arkadaş, Ceko asla kötü bir oyuncu değil. Değil. Kimse söylemiyor zaten. Fakat arkasında bekleyen adam çok çabuk gol atan bir adam. Böyle bir adamı orada olması Ceko'yu zor duruma sokar. Sokuyor da. Bak görüyorsun sokuyor da. Ne diyor herkes? Kardeşim Deko çıksın öbürü girsin öbürü gol atıyor. Böyle bir takımı idare ediyorsun. Eğer sonra bir şey daha söyleyeyim. Olduğu gibi takıma İsmail hakim. Oyuna da hakim. Oynattı oyuna da hakim. Herkes. Bu maçta dahil olmak üzere kardeşim Fener... 10 dakikada bir gol atar. 15 dakikaya kadar mutlaka bir gol bulur. Pener, abi bir şey söyleyebilir miyim? 16 yani. penaltı mı kazandırdı? Sen diyorsun var? ki 17 penaltı Son kazandı. 10 yılın en başarılı teknik direktörü diyorsun. Ya abi bu iş büyüyle, hacıyla, hocayla, uğurla bu iş olacak iş değil. Abi, Şimdi İsmail Kartal Başakşehir maçındaki kazandığı kıyafetini gösterebilir miyiz acaba? Antalya maçı ya. Niye kıyafeti abi, takıyorsunuz? adamda şöyle bir hastalık var. Ya bir defa sen teknik direktörsün kardeşim. Sen bu kıyafeti Antalya maçı. Bunlar Başakşehir'le başladı. Başakşehir maçında İspar Kartal'ın şöyle bir hastalığı var abi. Son maçında kazandığında iç çamaşırına kadar, çorabına, ayakkabısına kadar hangi kıyafetle kazandıysa Uğurlu bir gelin. sonraki maça Uğurlu bununla gelin. çıkıyor. Abicim futbolda <laughs> uğur. Uğurlu geliyor evet. Hacı hoca <laughs> işine yer yok. Yani bu bir defa kafada şu inadından vazgeçecek. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kazandı kazandı kazandı. Mayıs'a geldik. Hazirana geldik. 24-25 derece. Şu boğazı kazakla mı çıkacaksın be kardeşim ya? Ya niye kazana takıyorsun adam? Abi ben ona bu nedir abi? Ya. Bu uğur işi. Tamam ya da. sen hocasın. Sen bırak takımını iyi hazırla. Sen şimdi aynı gömleği şey aynı boğazlı beyaz kaza bu takım elbiseyi her gün kuru temizlemeye de verebilirsin. Aynen. Neden bunlara takılıyorsun bunlarla uğraşıyorsun? Sen hocasın sen takımına bak ya sen baş şu neden bana onu anlat adam kupada her maçta vazifesini yerine getiriyor girdiği zaman da yapıyor en son maçta da girdi 90 artı 2'de Antalya'da gol attı sen bu adamı küstürdün oynatmıyorsun. İrfan Can hep aynı bak değişikler aynı. Girenler çıkanlar aynı. Oyun başlangıçları aynı. Ya sen İrfan Can Kahveci gibi şu anda Türkiye'nin en formda ilk yarıyı geçirmiş adamını yok ettin. Bonucci gibi bir tane İtalyanı aldın. Adama niye taktın anlamıyorum. Çağlar gibi oynamayan bir adamı geldin Fenerbahçe'ye monte ettin. Ya İsmail Kartal bu kıyafet işleriyle uğraşacağına. Ya bir insan iç çamaşırından ayakkabısına kadar kazandığı şeyle çıkarma abi ben ben bunu çok garipsiyorum ya. Kim söylüyor bunları ya? Evet abi bulalım bütün Başakşehir. Bugünkü maç aynı. E, tamam Bir tane de... değişiklik yok. E... Bu maçı kazanmış olsaydı haftaya nereye gitti? Rize'ye gitti. Yine aynı kıyafet. Rize'de kazandı içeri gelecek. Ya bu, bunlarla uğraşmayız Bugün İsmail Kartal. Bugün beraber kaldı. Bakalım Rize'ye de aynı Sevgiliniz kıyafetle. Sevgili kıyafet Şimdi bak Rize maçta <laughs> kıyafeti komple değişecek hocanın. Ferhat şimdi bir şey. Ay bugün kazanamadı. Senin bugün gibi kazanamadı. insan. Artık bak şimdi. kıyafeti değiştirecek. Gibi, ya bu nedir abi gibi... ya? Bu bana çok saçma geliyor. Uğur, Akıllı uğur, insan. Yap. Bu işi bilen insan. Futbolda uğur mur yok abi. Bak. Kodum bu 90'a oturtacak. Duan bana. et. <laughs> da ayağına bas. Senin gibi istediğin gibi ayetel kürsüdu. Bunlara saygı duyuyorum. Bak seni böyle kıyafet takınsı falan nedir abi? Senin gibi. Ben de kürsü falan Akıllı yok abi. insan, akıllı, akıllı, akıllı insan. Bunlara takmaz be. Böyle abi. şey olur. abi onun uğru olur, inancı olur. Neyse. Mesela, ben onlara, bayanlara bakıyorum diyor ki e, şu anda lideriz. İşte e, psikolojik avantaj bizde. Ya kardeşim nerede lidersin? Galatasaray seni içeride yendiği anda ikili avarajda bakılmıyor ve Üstünlük Galatasaray'a geçiyor yani Serhat'cığım niye Hoca böyle çok konuşuyorsun? Sığ çok Güzel sığ arkadaşım benim. Yaptığı beni. değişikler abi bakıyorum. Hep ezber. Ya bugün bir kameraman arkadaşım bırakın beni. Futboldan gelenleri sizlere girmiyorum dahi. Bir kameraman arkadaşım futbolda ilgisi olmayan bir arkadaşa versek. Ya adam bakar. Der ki şu anda baş şu ay daha formda. Eğer ben tek forvet oynayacaksam Ceko kenarda otursun der. Tamam. Ben. Hayır. Ceko çünkü onu yıpratıyor. Tavır yapıyor. El kol hareket yapıyor. Korkuyor İsmail Hoca ile başlıyor. Hayır kardeşim şu anda formayı hak eden adam başlıyor. Cengiz Ünder sana iki tane gol attı diye Cengiz Ünder'i parlatmaya çalışıyorsun. İrfan Can Kahveci gibi bir adamı yok ettin. Yok Hatalısın. etmek değil burada. Evet Niye abi. yok etmek diyorsun ya? Abi ya bu kadronun adam... hakkını veremiyor abi İsmail Hoca hocam hoca ben, değil. Ben, Benim ben, şahsiyetim. Ben, ben, sen, sen, sen. sen çok iyi niyetli bir insansın. <laughs> Saygı duyuyorum. Ve sen İsmail Fenerbahçe'nin Bak Okan'la İsmail arasında gerçekten büyük bir ağırlık oldu. Okan yani o kadar ağır basıyor ki İsmail yani takdiri gibi abi düşün. Takdiri valli de hep Okan şeyde altta. Valli. Peki bir şey Taktırı valli. Taktırı valli. Serhatcığım, Serhatcığım, peki. Bir valli şey söyleyeceğim. Hep Okan altta. İsmail hep şeyde abi gökyüzünde. Peki Serhatçığım bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar Fener, gibi yorum yaptın Fenerbahçe takımının bugünkü başarısını kim yaptı? Kim bu takımı getirdi buraya? Ali, Koç, Koç yaptı abi. Ali Koç. Ali Koç'un Ali Ali Koç'un yaptığı transferler. Ali Koç'un. Ben iddia ediyorum bak. Fenerbahçe Rize'de de kaybederse İsmail Kartal'ın oradaki <laughs> varlığı da tartışılacak. Bak. Onu söyleyeyim. Yani İsmail Kartal her an uçabilir oradan. Ve iddia ediyorum bu puan farkı 6'lı 7'li rakamlara geldi andan itibaren İsmail Kartal o. Abi İsmail Kartal'a bu gömlek büyük geldi. Bana göre gelmiyor. Bana göre. Niye gelmiyor? Yaptığı iş var ortada arkadaş. Ne yaptı abi? Ne abi yaptı? niye ne yaptı diyorsun? Fenerbahçe takımı bugüne kadar oynadığı, bugün de dahil olmak üzere hepsini bakın. Ne yaptı? Bak Kaç Bak kendine gol bakıyor. bakıyor. Ee, bir defa çok bakımlı, cildi iyi. Bunlara şey diyorum ama bu kıyafet takılsın bana çok çağ dışı geliyor. Bir... Ben kıyafetini... Azıma almıyorum. Bak ne diyorum sana? Yaptığı işleri ben söylüyorum. Tabii ki kurduğu şey mesela, kurdu. Ali Kürt. Hangi oyuncuya değer kattı abi? Kattı A, abi. Hangi oyuncuya değer bak. kattı. Ben ne? sana bir mesela şey, bir şey daha ilave edeyim. Parlattı. Ferdi dışında ya yani Ferdi zaten geçen yıl Jesus döneminde en iyi adamıydı. İsmail Kartal'ın dokunuş yaptığı, değer kattığı mesela Galatasaray'da saşa Boyu söyleyebiliriz. Bugün Barış Alper'den konuşuyoruz. Eee Icardi geçen seneki performansı Okan Hoca'ya çok bağlayan oldu. Bana öyle bir örnek verin ki İsmail Kartal bu adamı aldı yerden e, topraktan aldı çıkardı ve bir vitrine koydu diyebileceği kim var Fener Fenerbahçe? takımına gelen kim varsa hangi futbolcu varsa. Abi Tadiç kötü, kötü adam mıydı? Aslında kötü adam mıydı? Simanski kötü adam mıydı? Kardeşim onları onları bak ne diyorum sana idare etmek çok zordur. Bunu bunun en büyük başarısı bu çocuktur. Tamam mı? Çocuk konuşmuyor. Çocuğun yani şöyle söyleyeyim ben sana. Bu akşam herkes çocuğu harcıyor, kesiyor, doğuruyor. Bu doğru şey değil. Abi haftalardır bu, Fenerbahçe pozisyon bak, üretemiyor. İşin kolay kolayıdır bu. Kazandı filan ama Fenerbahçe İtekaka kazanıyor. Nasıl İtekaka? kazanıyor? Ite kazanıyordu. Fenerbahçe takımı 5 atarken, 6 atarken, 4 atarken iyiydi de bugün mü kötü oldu? Yapmayalım ya. Hakikaten ayıp. Bugün kötü ben söylüyorum abi. Zor. Abi bak ne diyorum ben sana. Bak sahaya bak. Teknik direktörün en büyük vazifesi sahaya çıkana kadar takımı hazırlar onlarla konuşur orada. Orada o onlar. Hocam Fenerbahçe 24 Ocak'ta Başakşehir'i iki tane oyuncusu bir tanesi 45 artı 2'de diğeri de 90'da kırmızı kart gördü ve baş şu ayının 90 artı 4 penaltı golüyle 2-1 kazandı. E maç olabilir da. böyle bitmiştir. Olabilir. Yani ama abi çekirge bir yere kadar siz <laughs> Bugün kabul edelim. Hakemin itelemesiyle, hakemin inanılmaz destek vermesiyle Fenerbahçe bugün berabere kaldı. Tadiş bence oyundan atılmalıydı. Penaltı bana göre çok uydurmaydı. Ama Fenerbahçe'nin Ceko ile bulduğu gol bana göre tertemiz bir goldü. Gökber abi katılmıyor. Kesinlikle. Ee, bence bugünkü galibiyetinde rol olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor maçında baş şu iyi oynamışken bu adamı gel ödüllendir. Ankara gücü maçında keza yine Fenerbahçe kötü oynadı. Yani Galatasaray kötü oynuyor ama Kötü oynarken de Galatasaray sonuca daha çabuk gidiyor. ya yani Fenerbahçe bir yerde tıkanıyor yani hep. Şimdi şu, şu Fenerbahçe mesela benim bu, bu, sene etkileyen maçı Konya maçında İstanbulspor maçlarında ve zayıf rakiplere karşı olan iyi oynuyor ama biraz Trabzon gibi, biraz işte böyle Alanya gibi, Antalyaspor gibi, Adana Demirspor gibi iyi dönemlerinde biraz dişli bir takım olduğu zaman yalpalıyor. Yani Galatasaray maçındaki oyundan sonra ben İsmail Kartal'a hesap sorardım Ali hani Koç'un yerinde olsam. Mence. Sen içeride oynuyorsun. Bir tane kaleyi bulan şutun yok derdim. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Hakem de, hakem de ben penaltıyı verse 1-0 yenecek Galatasaray. Gitti, görmemiş gitti, şey olabilir. Yani. Orada hakemi suçlayamıyorum. Hiçbirimiz bile yakalayamadık o pozisyonu. O varın iş güzarlığı. Yani orada orta hakem o topa Ama bakmamış. Genel genel. Fenerli'nin haricinde genel yorum abi penaltı. Yine yani. de hakemle o maçı Abi resmen, resmen e, resmen, beraber resmen yumrukla, vurdu abicim bırak. Yani sen çok gerçekten müthiş iyi niyetli bir Fenerbahçe'lisin ama İsmail Kartal'ı bu kadar övüyor olman ama ona abi, da hak veriyorum ortada yani. ortada iş ya. İş ortada. Abi ligde takım mı var? Yapma abi. Süper takım var abi? Abi niye öyle söylüyorsun? Yepyeni Beş yaşta Ahmet Durçebi olmasaydı bugün belki Fenerbahçe bu noktada bile olamayacaktı. Hiç belli olmaz onlar. Ben sana şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sene Fenerbahçe takımı yepyeni bir takım kurdu. İyi oyunculardan kurdu. Kabul ediyorum. Doğru transferler yaptı. Hepsini kabul ediyorum. Ama bunları da tamam mı? Bir arada oynatmak çok büyük bir meziyettir. Hakikaten çok büyük bir meziyettir. Ha Jesus gibi o kabazların geleceğine İsmail Kartal olsun. İşte bu rezil Pereira tekrar Portekizli Fenerbahçe'ye çağır düştü. Yani Jesus Fenerbahçe'yi... Jesus sahtekardı Jesus. Sahtekar. Jesus da sahtekardı ama şu an adam Suudi Arabistan'da iyi gidiyor. Ya bana ne Suudi Arabistan'ı <laughs> Geldi bende mi afak olsun? Tamam gönderseydi abi. Ne sattı takımı? Pereira, Koku, bili, milli, Tahir milli Hoca. Maça, milli turnuvaya, milli maçlara kadar mükemmeldi ya. Herkes metayla de bitiremiyordu. E ondan sonra çözdüler. Ondan sonra yüktüler. abi milli maç, milli maçlar bitti falan. Ne zaman evet. çıktı? Yedi? Allah ya Rabbim. Abi Vallahi... şurada Ali Koç'un getirdiği 8 tane teknik direktör içinde elle tutulur en iyi adam İsmail Kartal. Bak kokuyla başlayıp tuhaf adamlarla devam eden. O kumanlar, en doğru adam. Tahirler, mağirlerle. En doğru adam. En doğru adam bu ama bence yine de Fenerbahçe'nin hocası olmayı e, Fenerbahçe'ye bir şey katmadı abi. İsmail, yani ben İsmail, İsmail hocanın iyi bir teknik direktör olduğuna az inanmıyorum. şampiyon yapsa da Fenerbahçe'yi Aynı şeyleri dönecek var sende. Efendim? Tefiks olmuş sende. Olabilir abi. Bazen takıntılı adam <laughs> olabiliyor. <laughs> <yani>. İlk <laughs> defa öyle olmuş. Olabilir ya. Yani. Buna da bu eleştiriye saygı duyuyorum ama Vallahi ben Ali Koç Ko hatırla, hatırla, Ali hatırlasana. Ali Koç ilk geldiği zaman şöyle tribünde şöyle bir şey, şeyler vardı. Ben de o maçı izlemiştim. Bütün tribünler şöyle bağırıyor. Antrenör falan yok da işte arıyor işte. Nereden bulur, buluruz falan diye. Tribünler şöyle böyle, Ersun Yönal. Ersun Yönal. Ersun Yönal'ı istiyorlar. Işte Maçtan sonra <laughs> gitti röportaj yaparken böyle yaptı. Bu dedi taraftar benim vizyonumu bilmiyor dedi. Ertesi günü Ayersi Yonal'ı getirdi. Vizyon böyle abi şeyde Ali Koç'ta. Bak şunu söyleyeyim gibi, bu Boni çiftten ayrılmak isteyecek. Unutma bunu. Bu adamı sen e, büyük sükseyle buraya getirip adama daha bir dakika forma şansı vermezsen sen e, Bonucci'yi de kaybedersin. İrfan Can Kahveci de sezon sonunda eğer bu takım ikinci olursa e, o da ayrılmak ister. Fenerbahçe'de yaprak döküm başlar. Abi, senin eklemek istediğin şimdi benim var, şu var. Ben, şimdi, benim yorumum bu. Ben İsmail Hoca'nın kötü bir teknik direktör olduğunu şimdi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Fenerbahçe büyük bir travma yaşıyor. İşi kolay değil. Yani Galatasaray her zaman Fenerbahçe'nin önünde gidiyor. Sebebi şu. Şimdi müthiş bir baskı var. Camianın üstünde, başkanın üstünde baş, baskı var ayrı Ali Koç'un. Taraftarın üstünde ayrı bir baskı var. Teknik adam İsmail'in üstünde ayrı bir baskı var. Ki futbolcular çok tecrübeli, çok iyi, çok kaliteli oyuncular. Çoğu da yabancı kaliteli. Ama futbolcuların üstünde de büyük bir baskı var. Telaş var. Şimdi bence Fenerbahçe'deki sorun sağ içi değil. Fenerbahçe'deki sorun psikolojik. Yani burada Fenerbahçe'de Bonici dediğin adama ne öğreteceksin ki? Ceko'ya ne öğreteceksin? İrfan'a Cengiz'e ne öğreteceksin? İsmail'e de gerek yok. Tamam mı? Çok güzel söz. Bizim Kamen, Kamen abicim adı neydi abicim? Halil abimi oturtalım. Tamam mı? Evet. Çocuklara diyelim ki çıkın çocuklar. Şurada şu maçı alın diyeyim. Fenerbahçe'li oyuncular çıkar maçı alır. Yani demek istediğim şu. Fenerbahçe'nin sorunu başka. Fenerbahçe hep sahanın dışına çekiyor. Fenerbahçe sahanın dışına gittiği için sahanın içindeki enerjisini kaybediyor. Onun için Galatasaray bu konuda fevkalade tecrübeli. Ya Okan diyorsun ya. Bana bana da sorarsan ben sana başka bir şey söyleyeyim. Okan da Galatasaray'ın hocası. Olmaz o zaman İsmail Fener'in olmazsa. Niye olmaz? Niye olmaz? Okan'a da verilen takımda fevkalade bir takım vardı. Ama Galatasaray takımı organizatör olarak, organizasyon olarak, etki olarak, psikoloji olarak Fener'den çok daha iyi bu işleri biliyor. Bak Ali Koç. Yani sağ dışı işlerini iyi biliyor. Sağ dışını yani onu anlatıyor. Onu, onu anlatıyorum abi. Onları söylüyor. Şimdi bu olay Sağının içine geldiği zaman 10 tane İsmail'i kulübeye yan yana koy. Tamam mı? 10 tane İsmail'i yan yana koy. İki de Fatih Terim getir. Fatih Hoca hepsinin hocası değil mi? İki de yanına Şenol vereyim. Ersun'u verelim mi? Gerek yok. Mustafa Hoca'yı da koyalım. Bu fena maçı şampiyon olamaz. Kusura bakma. Olamaz abi. Buradan, o zaman burada kalsın. Bu başarısından söz etmemiz lazım. O Bunu konuşabiliriz. Ama bu Bunu konuşabilir. Algı yaratmaksa algı. Bravo. Ayyim. Kulisse kulis. Bravo. Lobicilikse Ç lobi. Ha şey hakem ataması arıyor. atama. Çok güzel konuştu. Tamam. Devam et abi. abi bu bir, bak güzel. Bak tamam. şimdi. Bu bir bütün. Bu, yani bu, bu buradan iş, İsmail çıkamaz abi. abi. Abi dünyanın her yerinde bak bak. Bugün İspanya'da da var olayıyla ilgili var, var komitesi başı, tamam. ve merkez hakem komitesi başkanı görevden alındı. Tamam. Orada da Real Madrid'in varla ilgili Doğru. Bir operasyon çekiliyor. İspanya'da. İspanya'da. Tamam. Yani Madrid aleyhine. Aleyhine. Ve orada iki hakem bu işlere karıştığı için ve başındaki hakem komitesi başkanı görevden alınıyor. Biz de alamaz. Yani dünyanın her yerinde. <laughs> tamam. Bu, bu var. İtalya'da da. Bu var. Bu İspanya'da da bu pislik yaşanıyor. Bu yaşanıyor. Türkiye'de de futbol sadece bir futbol değildir diye bir kitap var. Çok güzel. Tayman'ın kitabı. Yani. Onu okuduk. Heh. Önceden. Burada Bayis mafyası, gizli güçler. Bravo yani burada hep etkindir. Tamam. Artı lobicilik, ha. futbol federasyonuna istediğin adamı atatmak. Ata, bravo. Ve bu adamların bravo. perde arkasında sinsice tamam. yaptığı işler. Yani şampiyonluklar Türkiye'de hiçbir zaman sahada oynanıp sahada kazanılmıyor. Bitti. Bu kesin. Bunu en, iyi Türkiye'de kim yapıyor? Bu işe en Peki. iyi Türkiye'de kim yapıyor? Hangi kulüp yapıyor? Galatasaray kulübü yapar. Tebrik ederim. Aferin sana. Tuttun takımı. Galatasaray bravo, işlerde, bravo. söyledi bak. Galatasaray bu işlerde çok organizasyon. Tuzak sorsam. Organize bak. Safane soruyorum ha benim bu, de sorum sana tuzak değil. Bu 1990'ların ortasından itibaren bu şekilde oldu. Oldu. Tamam. Ulan beceriksizliği ne hale Ay bir dakika ben. abi bir dakika abi. Ya, ya kızma bir dakika da Gökmen da abi. Getirdiniz ya ben. bir şey al. Galatasaray Galatasaray'ın üstüne ha. giderek Çok ne hale edeceksiniz siz ya? Abi. abi saf saf konuş. Ne, ne demek Tabii konuşuyor Sen konuşuyorsun o konuşma ki. Ben de konuştum. Sen de devamlı he he diyorsun. Hayır, ya ben abi ben ona soru soruyor. Soru soruyor. Ben de özgür iademle doğruluyorum. Ya ben mi seni yönlendirdim abi? Ben bir şey diyorum. Bu bir ayıp değildir. Bu bir suç değildir. Oraya doğru etkin mudur? olmak. Doğru mudur? Neye göre doğru? oluyor? yatırımları bana, doğru al, ya, Bana al, dünyada de. ne doğru olduğunu yatırımları söyle. Yatırımları doğru Mesela yapacaksın. Mesela İsrail'in Gazze'ye Filistin'e girmesi doğru mudur? Şey, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi doğru mudur? Değil. Değildir. Tamam. Bu e, koronavirüsün kasıtlı bilerek yapılması doğru mudur değil midir? İnsan nüfusunu. Bana dünyada öyle örnekler ki ne doğru? Her şey yanlış. Ama i̇nsana insan, doğru, insan, kişiye doğru insan nüfusunu var. azaltmak için yapılanlar Tamam doğru. Elon Musk'ın bugüne kadar bu paraları abi. elde etmesi. E ne yapacağız? Biden'ın Amerika Başkanlığı'na geçilmesi. Hepsi esasla bir oyundur. Tamam. Bunun. E biz de oyuncularız işte. Tamam. Futbol Değil versiyonunda mi? dünyadaki Real Madrid'ler Barcelona nasıl büyük kulüp olmuşlar? Onlar da bir takım e, kulüpleri ezerek baskı kurarak üstünlük sağlayarak olmuşlardır. Tamam. Sen yani ama burada Real Madrid sayıyorsun, Barcelona sayıyorsun değil mi? Manchester sayıyorsun, Liverpool sayıyorsun. Milan. Berlusconi zamanında. E, İtalya. Tamam. İtalya'da her türlü pis işleri yaparak Milan de, defalarca 3 yıl arka arkaya şampiyon yapıldı. Peki sen orada kurumlara güveniyor musun? Mesela İngiltere'de kurumlara güveniyor Ben veriyorum. hayatta hiç kimseye, ailemden başka kimseye güvenmiyorum. Bu başka bir şey. Tamam. Ama bu da yaşamımızı o zaman zorlaştırır. Yani ya ben işi, mutlu yaşamak istiyorum. Ben ülken. diyorum ki. Abi federasyon başkanına güveniyor musun sen? Ya niye güveneyim? Ben federasyon başkanının orada. E belki başkana güveniyorsun. Tabii ki güvenmiyorum. Peki hakemlere güveniyor musun? Asla. Gözlemcilere? Ya gözlemcilere tamam. osana Hayır, osana osana güveniyor musun? Abi bir dakika. Güvenirim. Tamam, bir dakika. Ben gözlemci getiriyorlar. Tabii. İyi. İyi ya. gözlemci Ya abi bu tamamen <laughs> dikkati başka yere çekme i̇şte, operasyonu. E bu da ben gözlemci getiriyorum. Ha bak ben çalışıyorum mesajıdır. Ya kimi kandırıyorlar abi? Bizim bir tek kulağımızın arkası kalmış. Bunlar yalan işler abi. Peki güvenmiyorsan. Ya, otomatik sistem tamam. Evlen, hepsi yalan. kurmaca. İddia ediyorum Galatasaray Başakşehir maçındaki Deniz Türüç'ün pozisyonunda bilerek kasıtlı olarak Deniz'i orada offside gösterdiler. Hep kurma abi. Peki sana ben bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsini çok güzel özetlerken safhane, temiz, dürüstçe cevap verdi değil mi Selim abi? Tabii. Ya, abi. o zaman soruyu şuraya bağlayacağım sana. Netice sen bunları cevap vereceksin. O zaman güvenmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Futbol dünyası Türkiye'de değil mi? Evet. Saydığın her şeye güvenmiyor. Peki şampiyon olan takımın buradan adaletli şampiyon olduğuna inanıyor musun? Olur İnanacak mu böyle misin? güvenmediği bir yerde He? olabilir. E ne mi? kaldı abi? O zaman nasıl ben olacak? Adaleti? Adaleti hiçbir evet. yerde aramıyorum kardeşim. Nasıl? Benim için adalet kavramı yoktur. Ben hani e güçsüzü ezecek mi abi? Bu böyle abi dünya abi böyle. Olmaz ha, değiştireceğiz bunu abi. Değiştiremezsin abi. Sen bunu değiştiremezsin. Abi, abi, abi değiştirebiliriz Değişti abi, abi. abi. olsun. Artık bitti. Dünya böyle yeni dünya düzeninde ya futbolun içinde bir şey Büyük balık küçük balığı her zaman yiyordu. Şimdi 2000 yılından sonra bu büyük balık küçük balığı her ortamda paramparça ediyor. Peki yani küçük balığın tamam, konuşma hakkı yok kardeşim. O zaman Galatasaray her finale giden takım şampiyonluğu kaybedecek mi? Efendim? Gücü var diye. Bu o zaman böyle. Fenerbahçe bu şampiyonu kaybetti ha, o zaman. Bir dönem değişti. Fenerbahçe şampiyon olmaz abi bir o zaman. Bir federasyon Bitti. başkanı gider, başka bir federasyon başkanı gelir. Bunu o... Yeni dizaynlar yapılır. O dönemde Fenerbahçe veya Beşiktaş ağır basabilir. Bu dönem Galatasaray'ın ağır bastığı Bak, bir zemin var. Benim bildiğim Beşiktaş'ın Galatasaray'la kafa kafaya gitti. iki ya da üç tane şampiyonluk vardı. İki ya da üç şampiyonluğu da Beşiktaş kaybetti. Galatasaray güçlü bir takım yani. Gücü var abi onu da Fenerbahçe bilmiyorum Galatasaray'la ne kadar şey oldu. Bir dönem Beşiktaş oldu. Yani şunu demek istiyorum. Netice olarak geldiğimiz nokta şu anda Galatasaray güçlü bir takım. Güçlü bir organizasyonu var oğlum yani. Oğlum dönüyor musun? Galatasaray'a döner gibi bir halim var. Aynen dönmek değil. Ya. Ya onun gücünü de anlatıyorum. Dönmeye başladın. Abi gücünü anlatıyorum. Evet. Ama Galatasaray hem sahada güçlü hem sağ dışında güçlü. Evet onu diyorum sana. Onu da hiç Hayır, kabul evet. edelim onu yani. Onu diyoruz abi. Ha, tamam. Onu diyoruz yani, abi. Yani Luzur. sağ dışında maçı daha iyi kazanan bir takım Bitti. diyor. Abi sağ dışında Galatasaray bunlar Acayip. kedi fare gibi oynar. Ha. Yani Galatasaray'la burada. baş abi. Yani aynı yani. masada oturma şansı yok. Ya bak Ali Koç'un şanssızlığı ne biliyorsun? Şu anda iddia ediyorum Galatasaray-Rize şeyin Ankaragü maçının hakem bellidir bil abi. Ya sonuç yani sonuç bu yapılmıştır. Sonuç belli midir? Tabii belli. 5-0. Yaz tahtaya yazayım 5-0. O senin yorum ben Nasıl? öyle bir şey söyleyemem. Ben şimdi de söyleyeyim. Baba öyle kolay olmayacak. Ama Pazar emre, akşamı. Emre Emre 3 evet. defansla oynamaz. 4 falan yapacak. Tamam Emre'yi de göreceğiz abi. Abi sen Emre'yi zaten zannediyor musun? Fenerbahçe'yle Emre. Hiç ya hiç, da Galatasaray. A. Fark etmez hiç, ki. Hiç, hiç. Oldan Demirel 3'lü defans oynadı. 4 sonra 4'lü defansa hiç, geçti. Hiçbir hiç futbolcu, hiçbir hiç meslektaşımız yani, maç Bunu yapmaz. Ama abi ben sana bir söyleyeyim mi? Göreceksin o maç bu skorlarla bitecek. Bugün ilk yerdeki Çağdaş Altay'la, ikinci yerdeki Çağdaş Altay arasında siyahla beyaz gibi bir fark vardır bugün Fenerbahçe yarışın içinde tutmak istediler. İsmail Kartal el freni olduğu için bu yarıştan şimdilik biraz yara almış oldu Fenerbahçe. Ama iki puan önemli. Ee, lig uzun ama önemli. Fenerbahçe Rize'de de değil, puan o, kaybedebilir. Öyle... Fenerbahçe'nin kafasını orada kopartabilirler. O kadar yani puan falan o kadar önemli değil. Abi nefes nefese. kaç hafta ya kaldı kara? 9 hafta var. 9 haftada 2 puan yok. 9 da hafta yok, ha? Daha fazla. 13 daha fazla. var ya. 13 Bir dakika abi. Ya 13 varsa çok önemli değil 2 puan Rize Evet. Fener. Fener Kasımpaşa 6 3 4 5 6 7 8 10 11 12. Tam 13 maçı var herhalde. 13 maçı abi abi. Maç maç var abi. Yalnız Kasımpaşa'da o 2 puan aldı. Abi, abi. Gökmen'e bak 39 puan, puandan puan puan bahsediyoruz her. Fenerbahçe, Fenerbahçe hep puan. evinde puan kaybediyor bu da ilginç. <laughs> evinde puan kaybediyor. Bu öyle büyük bir taraftar topluluğu. Güzel bir tespit. Evet, evet. evinde puan kaybı. Samsun'la beraber kaldı doğru. 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 Trabzon'a kendi evinde yenildi. Yenildi. Daha Sarayı yenemedi. Yenemedi. Evet. Böyle hep evinde. Bir adam Demirspor beraberliği var hep de Asman'da. Onu çözemiyor. Çözemiyor işte. Bakayım kendi evinde. Abi baskı oluşuyor. Aşacak abi. fener buraya aşacak. Göreceksiniz bak. Kim tutar seni Selim abi? Ama doğru gibi. bu der Ben <laughs> hafta kaldım. Gel şu İsmail Kartal'ın hoca olmadığını sen de itiraf et. <laughs> Hayır. Niçin edeyim ya? Herif ortada. Yaptığı işler ortada. Ne yaptırdım işte bir tek bir göremiyorum. Nam kör değilim. Bak Ali Koç'un yerine başka bir, başkan yapma. olsun. Başka Selim bir abi hak veriyorum olsun ben. var ya. Başka bir başkan olsun. O İsmail Hoca falan. En kralı gelse hava abi abici. Hanım oyuncuları hükmedemez abi. Ali Koç var diye oyuncular maksimum performansa Hoca'nın dediklerini yap yapmaya çalışıyorlar. Elifi nereden evet. nereye getiriyor? Beşiktaş Kartal Abi. dinleyelim mi Fenerbahçe'nin hocasını? Onur, bu akşamki maça gerçekten e, Gaziantep Kupa maçının ardından çok iyi hazırlanmıştık. Sonuçta rakibimizin neler yaptığını önde hızlı oyuncularla kontrayla bir oyunun olduğunu e, maçtan önce oyuncularımızla konuşarak bunları çalışmıştık. Oyuna çok iyi başladık. Maç başından sonuna kadar bütün oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Oyuncularımızın kazanma arzusu, hırsı, hırsı ee, yüksek tempo ile maç başından sonuna kadar gerçekten kazanmak için oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptı. Sonuçta 2 de öne geçtik. 2-1 öne geçtikten sonra ee, bu, bu lig maçı biz 3'ü 4'ü ararken kendi kalemize tekrar bir gol yedik. İki sefer kalemize geldiler. İkisi de maalesef gol oldu. Bunları biz tasvip etmiyoruz. Bu akşam kazanmayı çok istedik. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı üzgünüz. Sonuçta bu bir yarış, bu uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Biz oyuncularımızla beraber e, bu ligde sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız ve bu yarışı bırakmayacağız. E, onun için taraftarlarımız sakin olsunlar, bize güvensinler. Bugüne kadar nasıl güvendilerse bundan sonra da elimizden gelen en iyisini yapıp e, sezon sonu mutlu sonu ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sonuçta tamam berabere kaldık, rakip de iyi mücadele etti fakat e, maalesef yani buraya hangi takımla oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalkmıyor maalesef. Sürekli oyunu durdurarak, sürekli bizim oyun hızımızı yavaşlatarak ee, hakemleri uyardığımız halde bu şekilde e, onlar da çok fazla bunlara, bu pozisyonlara yani müdahil olmak istemedikleri için sonuçta bugün berabere kaldık. Üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız her maç olduğu gibi gerçekten bu akşamda takımımı, oyuncularımı sonuna kadar çok güzel bir şekilde desteklediler. Öne de geçtik. Maalesef 3 dakika sonra öne geçtikten sonra çok çabuk golledik, demoralize olduk. Zorladık, istedik, pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik, olmadı. Taraftarlarımız bizim baş tacımızdır. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onları mutlu etmek için burada çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu akşam kazanamadığımız için, onları mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Yani biz aslında Oyunun son bölümünde Ara ara uzun toplarla Oynamış olabiliriz ama Oyunun bütün genelinde Top bizde de, ilk devre özellikle e, savunmadan Rakibin baskılarını kırarak çok güzel Organizasyonlarla çıktık Oyunun son bölümünde de Kanatlardan özellikle e, Çok pozisyonlar ürettik Yani sürekli Yani sizin uzun toplar oynayarak Maçı bitirdiğimize katılmıyorum yani. Ya panik olabilir 2-2 bir an önce bir gol atalım maçı kazanalım yani isteği, coşkusu, enerjisi, hırsı oyuncularımın bu bazı oyuncularda panik havası yaratmış olabilir. Buna katılabilirim. Evet. Bu maç geride kaldı. Bundan ders çıkaracağız. Oyuncularımızla beraber tekrar toparlanacağız. En güzel ve en iyi şekilde Rize'ye gideceğiz. 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmedi. Daha önümüzde 13 tane lig maçı var. E bakalım bu yarışta daha neler olacak hep beraber göreceğiz. Rankent bizim oyuncumuz. Avrupa Lisesi'ne yazdık. Ee, Türkiye Lisesi'nde de e, 48 saat içerisinde federasyona bir liste vereceğiz. Şu anda elimizde 15 tane oyuncu var. Bir tanesini dışarı çıkaracağız. Bununla ilgili ekibimle beraber bir değerlendirme yapıp bir karar vereceğiz. Bu akşam zaten 10 dakikalık bir periyotta oyuna girdi. Fena da bir işler yapmadı kendisi. Ya şimdi ilk gol yani nasıl söylesem biraz şanssızlık da var. Yani Ferdi'nin top sekiyor, Ciku ayağını koyuyor, ondan sekiyor, gidiyor, vuruyorlar. Oyuncudan sekiyor, kaleciden sekiyor, tekrar bir oyuncunun önüne düşüyor, boş kaleye vuruyor, gol oluyor. Ya yani bu bir şanssızlık diyelim. İkinci gol aslında bizim oradan ders çıkartmamız gereken bir gol. Yani öne geçiyoruz kendi sahamızda ve 3 dakika sonra ikinci golü yiyoruz. Yani onun için Burada bazı hataları yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. İki gole de çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum ben Livakovaç'ın bu akşamki gollerde. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir de İsmail Kartal'ın e, meşhur Boğazlı Beyaz Kaza ile ilgili bir soru var. O soruya verdiği yanıta da bakalım. Ondan sonra hocanın sözlerini değerlendirelim. Yani ben e, nasıl söylesem Kazak bana kızımın hediyesi. Baba dedi bu Kazak sana inşallah uğur getirir dedi. Ee, onu giyiyorum. Havalar soğuk olduğu için ceketimle beraber. E, Taraftarlar da herhalde mutlu oluyor onu giydiğim zaman. Ee, alıştım artık yani giymek istiyorum. Maçlarda herhalde güzel oluyor giydiğim zaman da giymeye devam edeceğim. Güzel bir kazak, güzel bir e, ceket üzerine ama e, ben bunu tamamen Uğur için yaptığını biliyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok doğru, samimi bir cevap verdi. E, güzel söylemiş. Kızımı ne, kızı 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 ne diye, diye istedik. Evlat hediye istedi, ettiyse bitti. Yiyorum dedi. Ediyorsa. güzel bu yani. Güzel bir ya şey. Bunu da bitti şey. herhalde bu maçtan sonra. E, ama bunu bu kadar. Daha farklı bir kreasyonla çıkar karşımıza. Ya çıkar düş. tabii. Niye çıkmaz? İş ki maç kazansın. Rahat etsin. Ya, baba bak bana Uğurlu gelecek. Sen bunu üstünden çıkarma falan Ya Selim abi Evlat Me, abi yani metroya biliyor musun He, metro ben abi yani. metroya biliyorum ben İsveç'te yaşadım metroya biliyorsun insanlar metroda kitap okuyor insanlar e, dergi okuyor gazete okuyor İsveç'teki metroya anlatıyorum Stockholm'deki Türkiye'de burada metroya biniyorum Hacı Osman'da işte nişan gidiyorum seviyorum oturuyorum abi herkes birbirine bakıyor ayakkabıma bakıyor okumak ben yok. ayakkabısına okumak bir yok. tane kitap yok bir tane şey yok Herkes birbirinin saatine bakıyor. Elbisesine, yüzüne, çantasına bakıyor. Biz böyle bir ülkeyiz telefonla abi. Kololoji. Yani telefonla oynayan yok mu hiç? O onlar zaten hiç onları konuşmaya gerek yok Gökhan. Yani <laughs> onlar hep önüne bak. Abi ben sana, işte olay bu yani. Biz insanların bunlarıyla uğraşıyoruz. Bizim olayımız bu. Bu adam ne giydi, ne çıkarttı? Mini mi giydi, uzun mu giydi? Başını örttü, mü? örtmedi. Ya sana ne arkadaş? İnsana insan gibi bakacaksın. Sen yaptığı işe ha? bak. Sen yaptığı işe bakacaksın. Ama bu kötü gidince Şenol Hoca'yı hatırlasan Şenol Güneş'i. Buradan da selam söyleyeyim hocaya. Şenol Güneş o zaman 2001'de e, dünya üçüncüsü olmadık mı? Neler ya adama ya. ya. neler yaptı bu ülke ya? Ya bu ülke neler yaptı? Bu ülkenin de az yapmadığı yok yani böyle değerli insanları. Hep aşağı çektik abi. Ben sana açık söyleyeyim. Biz böyleyiz ya. Abi Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra dikkat ettin mi? Bir tek gün konuştu mu? Konuşma. Bir tek gün. Abi ağır adamları. Milli takımdan ayrıldıktan sonra Ağzını bir tek laf etmedi. Beşiktaş'ı bu hale getirdi. De. Daha ne edecek yani? Niye bu hale getirdi Ya sen ya. Niye bu hale getirdi? Beşiktaş'a iki tane Senin şampiyonluk kazandırdı. O doğru. İki tane şampiyonluk kazandırdı. Niye öyle yaptı? Üçüncü kaldı. sene geldi adam tamam mı? 22 maç arka arkaya kazandı. Ne diyorsun sen? Ve sana bütün samimiyetimle söyleyeyim. Futbol federasyonu başkanı eski futbolculardan Şenol, Fatih, Mustafa kimse. Onlar gibi insanlar oraya layık. Hiç. Evet. E, Seyredi Serhat, Mustafa Deniz olsun dedi. Hayır Hatır ben mı? Şenol Güneş de olabilir. Hayır yapıyorum. yoksa o zaman dedim. Ama Çünkü... bu, bunların artık teknik direktörünün devri kapandı bitti, bence. Abi şunu diyorum ben. Bunlar biliyor. Bunlar işi orada öğrenmeyecekler. Şimdiki federasyon başkanı oraya geldi. Hiç hiç bilmiyor. Orda okuyor, sök kullanı üflüyorlar. bir ya şey. onu bile yapamıyorlar abi. Yani yapamayacak, yapamayacak e, abi. E, Bu adamlar, bu işi bilen adamlar. Gelsin bunlar Bunları Get. idare etsin. Getirmiyorlar abi. Şu şartlarda gelir mi ya? Sen gelir. Sana getirse deseler ki federasyonu getirecekler. Getirecekler. Bak, neden getirecekler? Kim getirecek? Bak, söylüyorum bak abi, neden. Senelerce bıkmışlar bak, bunlar futbolu. Basketbol milli takımına kim geldi? Hidayet Türkoğlu. Al işte ortada takım evet. gayet iyi gidiyor. Voleybol. yok. Voleybol. Neydi şey o senin arkadaşın? Mehmet Akif üstünde. Bu bu işi bilen insanlarla daha kolay, daha iyi anlaşırsın. Doğru. Bunu yapacaktın. Ya Selim abi konuş bir konuşayım. Bak dünyada bak kimler bu yerlerde. Oho. En iyi hocalar. Ya abi şu şey vardı ya e, kura çekimi oldu ya daha perşembe he. mi oldu? Perşembe günü. Şey Uluslararası ulusal ulusal ligler yani ulusal He. ulus e... Ulusal işte bu yeni bir sistem kuruluyor ya bu ligde onlarla kural çekim oldu. Biz de milli takımlar uluslar ligi diye geçiyor. Şimdi orada da federasyon başkanı böyle sağında biri solunda biri Bu EFAN'ın ikinci adamı kim? Türk Türkiye olarak Servet Bey. Servet. Değil mi Servet Bey? Servet Bir fotoğraf var mı yok mu bilmiyorum ama Servet Bey nerede oturuyor biliyor musun? Ben takip ettim çok merak ettim. Merak ettim abi. Avrupa Servet Bey ileride oturuyor? Federasyon Başkanı'nın yanında kim oturmalı abi? Servet Bey. Yok yanında. Abi, abi böyle küçük dünyaları var ya. Selam ver. Böyle abi. küçük dünyaları var Gökmen abi ya. Ya bugün Cafer'inden sonra Servet Bey gelir doğru Tabii, mu? Doğru. Serzi almışlar. Şes ya, yapmışlar. Abi İş... Servet Bey'i hiç yok sayıyor. Ya, ya yani. yok sayıyorlar ya. Ya yani yok sayıyor Gökşen abi ya. Servet Bey'i yanına al. Ona ilgi göster falan ondan yardım iste. Ne yapabiliriz? edebiliriz. Adam, abi bir de adam adamı da adam, adam. bir de onur et ya. Hele abi bunlar böyle. Onur. Ya ya bunlar ben. nasıl insan Bak, ya? Zaten Hele. ben en çok sinir oldum, Türkiye'de Türkiye'de biliyor musun? Herkes her şeyi biliyor. Bu kadar yanlış neden var abi? Gerçek. <laughs> evet. olacak doğrusu. şey değil. Ha? Ya olacak şey değil abi. Olacak şey değil hakikaten ya. Ya doğru söylüyorsun Herkes ya. Herkes son biliyor abi. Futbolla o her şeyi biliyor. Ne, biliyor. ne bileyim, bilmem neyi sor. Biliyor abi. Ya transfer bildiği yapıyorsun belli, ya belli, bildiği belli işte. Aynen abi işte, hale hale Ya kulübe transfer yapıyor değil mi abi? Geliyor Bilmeyen soruyor. yok. Binlerce insan transferleri yazıyor. Alırsın, alırsın. Hepsi <laughs> teknik direktör. Herkes biliyor. Geleni, kaçanı, gideni, sistemi biliyor. Bu teknik direktör yarar mı, yaramaz mı? Bizim burada var ya, herkes teknik direktör abi bu ülkede. Vallahi bile çok zor. İsmail Kartal şey. sözlerini nasıl değerlendiriyorsun? Yani hep rakibin ee, şansından ve kendi şanslarından bahsetti ama yani şu anda bütün Türkiye'de Fenerbahçe'nin penalsının çok... E, böyle bir takım beklemiyordu İsmail böyle bir takım karşısında. Hiç kimse böyle bir takım beklemiyordu. ben ya, Yatan yerden kalkmıyor Kadıköy'de lafı doğru Onlar mu? haklı. Neden haklı biliyor musun? Olabilir Bak, tabii bir şey demiyorum. Yani her takım Fener'e böyle oynuyor. Atıyor kendini duruyor oyun, Hızını kesmek için oyuncuyu kesmek için an şey yok pozisyondan sonra pozisyon gelmesini beklemiyor bile. Türkiye'de futbol abi futbolun içinde sahtekarlık at safhada ya. Hele yabancılar falan var ya o Afrikalılar. sence olacak yani, şey değil ya. Kadıköy'e mavi gelen... Serhat. Mavi Hı? şey yapıyorlar. Mavi kart göstereceklermiş. Böyle bir durum var. Bir gazetede okudum. Kestim kendime. Mavi kart yapacakmış. Böyle sahtekarlık yapıp, atladım. atladım. Yok ya yeni bir karar Yok hamama gitmek için yani. Ne demek yani otobüs. <laughs> abi abi, esk, abi oğlum, kar, Öğrenciyken senin mavi kartın yok muydu abi? Oğlum bir şey okumadı abi, ki. Yani, Oku. Mavi ben kart o, diyorsun. Ben okula gitmedim ki oğlum. Okumadı tamam abi. mavi kart diye bir şey vardı. Yani. Biliyor Bil, musun? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Otobüslerde geçiyordu. E, tamam öyle Sosu sen, sen otobüse binersin. Ben de burada Türk futbolunun sahtekarlığından kurtulmak için işte. Söyle e, mavi şey kartta yapıyorlar. ne yapacaklarmış Gökmen abi? Mavi kartta mavi kart şey yapacaklar. Bütün Avrupa'da ama bütün takımlarda. Sahtekarca kendini yere atanlara anladım, mavi kart göstereceklermiş. Bir daha attığı zaman da kırmızı. 10 dakika kenarda tutuyorlar. Mavi kartı gösterecek. 10 dakika kenarda duracak. Oturacak. Sonra girdikten sonra bir daha kendini yere atarsa kırmızıdan dışarı atacak. Ya. Peki burada da var acaba devreye girecek mi? Yoksa <laughs> hakem o anda değerlendirdiğiyle mi kalacak? Tahmin ediyorum ikinci Ama var olacak. Ama o da Şimdi Tabii. bir tane Almanya'da maçta oldu bu. Bu basit şekli oğlum. Şimdi Adam bir defa ya, geliyor. Ya dağılmasın. Ee, Nasıl şeklini anlattım. Okumadım. Orada bayağı Yok, şey var. Yani. Çok esaslı bir komik bir video var. Çok güzel. Adam kendi kendini attı diye sarı kart veriyor oyuncuya. Oyuncu işte ağlıyor falan. Geçen sene oldu bu. Sonra hakem gidiyor vara bakıyor. Pardon diyor. Kart iptal diyor. E, penaltı veriyor. Sonra yine aynı oyuncu. Yine aynı şekilde hakem yine geliyor. Yine sarı kart. Bir daha gidiyor vara. Yine e, penaltı veriyor. Son da artık yok ya da belki yani böyle yapıyor. Hakkını helal et herhalde diyor. <laughs> bakma diyor. E, o da e, sırtını sıvazlıyor oyuncunun. E, oyuncu iki defa kırmızı kart görüyor. İkisine de bütün kartlar iptal oluyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> ikisine de penaltı kazandırıyor <laughs> takımına. Şey ya, Var futbolda bunlar. Hattı zaten de maçları, Var. maçları artık artık sahaya çıkan hem idare etmiyor. Etmiyor. Neden etmiyor? Acaba ben karar versem var ne diyecek? Bir. Şunu yapsam bunu olacak. Ama eskiden böyle değildi. Çıkardı hakem. Bilirsin tek hakem. Vereceği karar hiçbir şekilde değişmeyecek. Ona göre oynuyordu. Ama şimdi her şey değişti. Değiştirmiyor. Kamera girdikten sonra bu iş bozuldu. Abi zaten mekanik abara, iş oldu. Mekanik. Vara vara Kaşar hakem koyarsan sağdaki genç hakeme anladım hiç bir türlü yardım etmiyorlar. Ben onun etmiyorlar. yerine Öyle geçmek ister var. o. Hani beni vara attılar. Ben orada işte Varda da, daha az para alıyor tabii. Sağ içinde oynadığı zaman, e, e, idare zaman daha iyi para alıyor. Kaşar orada oturduğu sürece ananı bunu iyi ayarlamaları lazım. Yani hakemler birbirlerine yardımcı olmak olmuyorlar. Varda olmuyor abi. Olmaz çünkü neden olmaz o orta sahada olmak istiyor. Aynen abi, olamadığı aynen. için. Seni Neden dışarıda bıraktılar diyor. O Vara koydular. O idareli bana. Zor durum. Böyle söylüyor. bir kompleks var abi. Şimdi abi bak Adana Demirspor Kasımpaşa maçının varı Volkan Bay Hasan, yardımcısı Bilal Gölen. Karagümrük e, Pendik maçının havarı Samet Çiçek. Galatasaray-Başakşehir maçının avarı Süleyman Özay. sivas çaykur Rize maçının avarı İbrahim Bozbey. İstanbulspor Spor Gaziantep maçının avarı Murat Ergin Gözü Tok. Konya Ankara gücünün avarı Candaş Elbil. Fenerbahçe Alanya'nın avarı Halil Umut Meler. Ya şunu demek istiyorum. Bu Ahmet İbanoğlu'nda hiçbir insaf, adalet anlayışı yok mudur? Bir e tecrübe diye bir şey yok mudur? Ya sen Halil Umut Türkiye'nin bir numaralı e hakemi? hakemini zaten adam dayak yemiş. Bir psikolojik travma yaşamış. Adamı hangi mantık silsilesi içinde neden havar yaparsın? Değil mi? Ya adamı koy var yap ya. Adamı niye bu kadar itibarını yerle bir ediyorsunuz? ya Bir amaçları, şeyin hesaplaşması var. Beneri, bir şeyin, evet, şeyin hesaplaşması bir var. Yani bu adamı diyor ki burnunu ezeceğiz ezeceğiz evet, evet. ve Fırat Aydınus gibi Cüneyt Çakır gibi istifa ettirip göndereceğiz. Aynen, çok güzel teşvik. Işte. Hakimi bıraktıracaklar mı? Abi, Abi yani bu, bu adam, ya. Bu, bu var dur. yapmak nedir yani? Bu dur. Yani sen Aferin, Erkan Engin beraz. denen bir tane adamı benlerin adam yani. üstüne koyuyorsun. Diyorsun ki bak sen bunun yancısın. Keşke kabul etmesin. Ya bu adama be. çay servisi yapacaksın diyor ya. Peki bir şey sorayım. Yok deseydi, yapmıyorum deseydi ne olurdu? Kötü adam olacaktı. Aa şeye kurallara, adalete sisteme karşı geliyor. O zaman Halil Umut insanlığa karşı. O zaman yazı yazıp bu haksızlığa, haksızlığa karşı Ama geliyor. abi şimdi şöyle bir şey var. Ya ne Anka demek ya bu ay. ay çok çirkin bir davranış. Şimdi ya. Ankara İlçe Başkanı'ndan dayak yedi ya. E? Halil Umut Aslında yanlış oldu tabii. O aile, bence ben onun yerinde olsaydım bilemedi tabii. O aile, ben başkanı ben döverdim o sahanın içinde. O zaman ne olurdu? He? O dövseydi onu hakemi. Hakem bir tane kulüp başkanı dövse Bak, 11 ne olurdu. Aralık'ta <laughs> Ee, Ankara-Cüriza maçında dayağı yedi. Sonra adam hakemliği bıraktım filan gibi söylentiler çıktı. Gittiler işte Topyekun, Mete Kalkavan falan hepsi aman yapma hoca falan dediler. Ligede bir iki, yalanlan bir iki günlük ara verildi. Sonra 14 Ocak'ta yani 11 Aralık'tan yaklaşık bir ay, üç gün sonra İstanbul Spor Konya maçıyla hakem oldu. Devam ediyorum. Sonra 24 Ocak'ta adamı Antalya-Sivas maçında var yaptılar. Alanya-Pendik maçında var yaptılar. Bak bak. Konya- Bak. Ee, Başakşehir maçında var yaptılar adamı bak, tekrar. Bu, bu, bu. Niye biliyor mu? Gaziantep-Kayseri maçında var yaptılar. Vay be. Ve bugün adamı Fenerbahçe maçında tekrar var yaptılar. Yani Türkçesi şu diyorlar. Halil Umutmeler. Adam gibi Bırakacaksan sen bırak onurunla. Yoksa biz, yoksa seni, seni rezil süründürerek ne? rezil, edeceğiz. Bu ne çok ne? çirkin Sebebi bir şey. Sebebi ne biliyorsun? Ankara Yücü Başkanı'ndan şikayetçi olması. Ben sana söyleyeyim. Bak direkt. Heh, güzel bir konu. Abi. Evet. Bu direkt şikayetini geri çekeceksin. Şikayetini geri çekeceksin. Sen nasıl Ankara Yücü Başkanı'ndan şikayetçi olursun? Tamam mı abi? Federasyon biz... mu diyor böyle? Tabii abi. Ona kendisine. Tabii, abi abi. Abi böyle bir şey. Abi yüzde Abi bir şey söyleyeceğim. Ferhat'ın koyduğu şu tablo Türk hakemliği için utanç verici bir şey. Bırak Türk futbolu için. Yarın Tayin Büyükekşi şey. ve Ahmet İbanoğlu eğer siz Halil Umut Meleri neden bir süründürme politikasıyla Açıklamaz. bu olaydan bir ay üç gün sonra bir maça verip sonrasındaki bir, iki, üç, dört, beş tane maçta adamı var ve en sonunda bugün Fener Alanya maçında avar yaptığınız açılamazsanız size de yazıklar olsun. Onun için bir komite kurar bak. Abi bununla bak, bunun ilgili açılamayı bekliyorum. Kurar Ahmet ve İbanoğlu biraz şahsiyet biraz merhamet uygun varsa yok yok abi. Şahsiyetli adam olduğunu düşünüyorum. Ben Ali Koç gibi konuşmayacağım. Senin adam mısın değil misin olayına da girmeyeceğim ama biraz sende biraz vicdan varsa bir yazıda açılamayla Halil Umut Meler'e neden bir süründürme politikasıyla bir linç politikası uyguladığınızı açıklamanızı bekliyorum. Vay bu vay, çok Halil güzel. Umut Meler'e değil insan evladının hiçbir insana yapmayacağı bir saygısızca davranıştır. Sen Türkiye'nin bir numaralı FIFA hakemine, dayak yemiş bir hakemine ve milyonların herkesin destek verdiği bunu da bir hakemine bunu, bu linç girişimini neden yaptığını Açıklamak zorundasın. Abi. abi ben sana söylüyorum. çok çirkin, ahlaksızca bir hareket. Hesaplaşma abi işte bu. Mi? Bu hesaplaşma. Ya abi hesaplaşma bu abi. Sen. Ya, bu ya bir şey söyleyeceğim. Sen, bu sen, çok sen, ayıp bir şey çok abi. Çok güzel ya. bir tez. Ya aferin. bu başkan değil mi? Federasyon başkanı ne dedi Ankara Gücü başkanı için? Açıklama. Bar Sayın Koca dedi. Sayın Koca dedi ya. Dayaktan sonra. Tamam işte intikam alıyorlar. Sen nasıl şikayetçi evet. olursun? Tamam mı? Sen nasıl bunu yaparsın? Benim bu yaklaşımım tamam. da çok doğru bir. Bak bir milyon diyorum sana ya. İntikam alıyorlar ya ya bunlar var ya bak abi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yazı göndermiş. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Demiş ki canlı ödeyin demiş. Senin var ya tabirin canlı. Canlı ne ya? 4 milyon dolar verdi ya kulübe. 4, Hatırlıyor musun? 4, 4,5 milyon 4, mu verdi. Bu paraları demiş şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bu paraları kesecekler. Eğer bu Fenerbahçe'de bu Galatasaray'da 100 küsür yıllık kulüpse yemin ediyorum ben var ya bu sene Süper Kupayı oynamam. Abi bunlar da bitmiş. Yani. Ben bunlara da kızıyorum bu kulüplere de. Ya biz bak Koy bir, tepki ya. Bir senedir, bir senedir hakemlerden rahatsız. Herkes rahatsız hakemlerden. Ve yöneticiler öyle, işte, yorumcular öyle, medya öyle. işte İşte hakemler şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Düşünsene abi hakemler bir de bir de şey diyoruz biz yabancı hakem gelsin de böyle hakem idare Adamları da yok edeceğiz. düşün abi. Düşün Savaş yahut da sahaya yani o hakemleri nasıl getirecekler? Adamla ortak ya? da olsun. TFF Hollywood bitirmek için her şeyi yapıyor. At abi. Evet. Doğru. At abi doğru söylüyorsun. Doğru. Halil Umut Meler'e linç girişimi diyelim. Linç girişimi. Bu sağda değil bu evet. defa. Bu sağ dışında yapılıyor. Abi adam Avrupa'daki maça gidiyor mu bu sene? Bu hafta. Öyle, şey görev bekleniyor şu an. Dur bakayım. Abi adam maç mi? yönetmeden nasıl görev alacak bu çocuk? Maç yönetmiyor. Futbolcuyu düşün abi. Antrenmana çıkmıyor. Tabii 10 oyun 10 gün oynatırsa ne yapar bu adam? <laughs> doğru söylüyorsun. Ha, değil mi abi. Ya 5 be, gün, 6 gün, 10 gün, 15 gün, 1 ay. Bak 1 ay oynamıyorsun. Bir ay sonra diyorsun Adam ki 11 Aralık'tan beri evet. maç almayan bir adama şu anda nasıl versin nasıl görevi versin, o, o da nasıl versin şu UEFA? Yedirmemek için belki bu yola ya, yediler onu ya. En son 26 Kasım 2023'te Lazca tertlik maçıyla görevlendirilmiş. Yazık, Yazık, ya. O kadar da efendi çocuk ya. Kaldım çayıra Mevlam kayır abi işte. Bu ya abi öyle. bir şey söyleyeceğim. Erdem bir şey Erdet için başta dedik ne güzel dedi Amerikanası. Ne dedik Helalleşek kardeşim dedik. Sağlık önemlidir doğru mu? de kızıyoruz mu ama. Yani bunlara da bu bizim ulusal bizim bayrağımızı Türk bayrağını taşıyor. Böyle bir şey olur mu? Türk bayrağı taşıdım, bitti ayıp git, canımı yesin. Ya, ya Halil Umut sen delikanlı yerde. bir adamsın çık. Konuşan dört tane hakem gibi çık konuş. Ama istifa Bütün edin. gerçekleri anlat. Adnan'ın bence bu söylemiş olduğu iddianın da doğru olduğunu düşünüyorum. Sen Faruk Koca'dan şikayetçi ve e, dava açtığın için aynen, aynen. federasyonda senden bitti. bu Faruk Koca'nın intikamını alıyor. Yüzde yüz. Adnan'ın görüşü bu. Heh. TFF sana kasıtlı olarak seni yok etmek için her şeyi yapıyor. Bak o EFA'dan şu anda sana görev 27 Kasım'dan beri verilmedi. Sen de çık bu adamları ifşa et. Neden sana bunu yaptıklarını. Bu var ya bunu insan düşmanına yapmaz. Yapmaz. Hayır, yani. Bu Vallahi ayıp ya. ya. Düşmanına yapmaz. Milli değer sana ya. Sana bunu yapıyorlar ya. Seni bugün bütün avarlar e, vardakilerden daha kıdemsiz adamlarken sen Türkiye'nin tap bir hakemiyken seni bugün avara alarak seni paspas yaptılar kardeşim. Ama sen onurlu bir adamsın. Sen bu davadan geri vazgeçmeyeceğini söyledin şikayetinden. Çık yarın onurunla istifa et. Bu adamları afişe et. ifşa et. Afiş yap. Bunları başlık yap. Yapsın vallahi. Ve çık bu rezilliği TFF'nin sana yapmış olduğu bu kumpası bu linç girişimini lütfen yazılı veya sözlü bir açılamayla yap. Sana yakışan budur. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen onuruna çıktın. O maçta da hiçbir şey yoktu. Yazık ya. Ankara Cürize maçında. Sen orada bir suikasta kurban gittin. O tekmelerle, o yumrukta bugün komada bitkisel hayatta olabilirdin. Tabii. Bugün hiç hayatta da olmayabilirdin. Aynen. Tamam mı? Allah'ın sevgili kulusun, o yumruklarla ve tekmelerle kurtuldun. Ve neredeyse hiç e, yar almadan e, ama ağır bir travma neticesinde, psikolojik bir travma neticesine uğradın. Bu federasyon yalandan göstermelik seni şekerler, şekerpareler, baklavalar, tulumbalar ve yapmacık çiçeklerle, kolonyalarla seni sözüm ona e, mutlu etmek adına ziyaretlerde bulundu tamam <laughs> Tatlar matlar getirdiler sana. Ondan sonra ellerinde yalancı çiçeklerle, karanfillerle Yazık. falan yaptılar. Hepsi göstermelikti. Futbol Federasyonu senden bir şekilde ya Faruk Koca'nın ya da farklı şeylerin veya sen birisinin tetikçiliğini yapmadığın için senden intikam alıyor kardeş. Yüzde bir milyon. Ya Çık. Tamam. Hesap Onurluysan ki bence yüzde yüz onurlu bir adamsın. Onurlu onurlu. Bunlar hepsi ne ya. onurlu o ya? Şerefliysen ki yüzü şerefli olduğuna inanıyorum. Çık, yarın o düdüğünü as ve bunların ne mal olduğunu açıkla kardeş. Bir şey ilave edeyim. Düdüğünü asmasın. Asması ya, asmasın ya bırak. Asmasın. Lazım bu çünkü. Bunları bu gönderelim. Adamlar buradan... Bu adamlara direnemez Hayır. o. Anlatsın. Direnemez. Kenara çekilsin. Kenara çekilsin. Nasıl olsa bu adamlar gidecek. Ya Bunun değerini Başlama bilen gelecek. O da zaten onu atarlar. sezon sonuna kadar, zaten atsın, kadar atarlar. Atsın ya zaten attı. At Bir de konuşma yasağı var. Sen konuştun evet. diye. UEFA'ya şikayet yap. ederler. Ama Oradaki ekmeğiyle de oynarlar. Ama günah bunlar. adama günah. Çok ayıp bir şey ya. O kadar uğraşmış bu mertebeye, anlının akıyla abi? gelmiş. Bak adama yaptıklarını. Abi elit hakem bu. Elit. Bunlar insan. Yani bu FIFA'nın, UEFA'nın değil mi? Elit, elit hakem. Elit doğru. Bak elit hakem. Sende başka hakem yok. Öyle olduğu halde yapıyor. Bak adam ya bunlar var ya, bunların var ya ne dinin, Abi tübet bak tübet. tekrar VAR yapsaydı bugün Sustum yemin yani. ederim lafımı etmezdim. Ama herifi abi var <laughs> Bu şeyi abi avar ne demek biliyor musun? Avar şu. Ya ben de oturabilirim. Ben diyorum ki, hayır, hayır, heh, heh. Adnan var ben avarım. Adnan bana diyor ki, sürekli çay getir çoban bizi çayla. Kahve getir. Ben çok acıktım bana kokoreç getir. Ben de diyorum ki tamam Adnan'cığım sen merak etme. Tamam. Sen boş ver avarı diyor. Ben zaten bakıyorum pozisyonlara diyor. Sen git bu işleri yap. Yani ben yancısıyım. Üş, 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 üş. yani Halil Umut ya. diyor ki. Doğru söylüyün. Peçete ver. Evet. Şeker ver. Lollipop ver. Ya çak, Ondan sigara sonra bana yemek var mı? ya, ya bir sipariş mı? Yak sigara, misin? ya, tabii. Yak sigara mı? Ya. Ondan sonra Adnan çayımı, çayım çok soğudu ne olur çayımı ver. Hemen çok serat. Çok, çok Hemen. Bunları ver. Yani hep yancı olarak kullanıyorlar bu avarları. Çok Ve iyi. bugün Halil Umut Beyleri bu pozisyona getirdiler. Bir de şey diyor. Ya şuralar çok güzel bir paspas yapabilir misin? Hemen paspası getir içeriden. Ya yavrum. adamı bugün paspas yaptılar ya. Kur'an çarpsın. Hı. Şu hareket paspastır. Orada temizleyici vardır ya. Yok abi Halil Umut iki seçeneği vardı. Dalga mı geçiyorsunuz deyip Ahmet İbanoğlu'nu arayıp ana avrat küfür edip kapatacaktı. Saygıstan dolayı bunu yapmamış. Ben Halil Umut Meler'in yanında olsam bu görevi kabul etmezdim. O doğru Etti ama Halil Umut biraz adamsa yarın zehir zemberek bir basın ve açıklamayla bu adamlar devam ettiği sürece hakemliğimi askıya alıyorum diyebilir. Ha, ama görev bırakmasın. Bu olur. Ona, evet. Ben senin abi değil mi senin da. Şunu diyebilir. rapor abi. Sunar, rapor sunar. Hayır, yani Alsın bir evet. arkadaşının hastanesinden evet. veya evet. benim evet. psikolojik evet. travmam devam ediyor. Veya sağlık sorunları nedeniyle veya ailemle ilgili sıkıntılardan dolayı. O davranıyor. anda bırakıyorum. Ben şey, sezon sonuna kadar görev kabul etmiyorum. Tamam. Ben Halil Umut bu yakışır. Gelsin abi. ben alırım. Bakın Ki, Halil Umut Meler bunu hak etmiyor. Çok çirkin bir davranış bu. Abi gelsin alalım ona raporu. Bu arada sigara sağlığa zararlı. Selim abinin vermiş olduğu örnek e, kayıtlarda yer almıyor. <laughs> e, siz, 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 siz olun. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Ama gerçekten Halil Umut düştüğü durum aynı Selim abinin sevgili adlarının izah ettiği gibi durum. Günah. Pas as, pas. ya, ya, pas. Değil ya o, gün, o, kadar başarılı bir hakem abi. Nasıl saf dışı bırakıyor? <laughs> bunlar abi? abi bunlar abi. Ya, ayıp, başarılı abi olmayan, abi ya. olmayan her kişi <laughs> her kişi bu tip insanlara karşı ya bunlar fener ya. aynen bak ben sahibim. bunlar bırak ne Halil Umut Mener kim ya bunlar Galatasaray Fenerbahçe'ye kafa tutmuş adam ya bunlar Galatasaray Fener'i bitirdi ya bir kupa oynatmadılar bir kupa oynatmadılar Gökmen abi bir kupa oynatmadı Çok bunlar böyle Canro'daki şey verecek mi Fenerbahçe bayrağına onunla bitirelim 5767 metre yükseklikte zirveye çıktılar ve Fenerbahçe'nin bayrağını ee, bu Tanzanya'daki bak Beşiktaş da varmış. Hem Fener hem Beşiktaş. Vallahi olsun. Kardeş takımız. Tanzanya. Ve Fenerbahçe bayrağı. Baba Hoca var. oğlum. Baba, baba hoca, hoca. hoca, Baba Hoca. Baba Hoca. Evlat Hoca. Ocaklar birleşti. İsmet Çelikmiş Fenerbahçe bayrağını taşıyan. Helal olsun. Kılıbaş <laughs> <İlimacı gülüyor> Yara'da e, büyük bir başarı. Sağ salim oraya çıkmışlar. Kaç, kaç bin metre ya? Kaç kilometre? 5767 metreye çıkıyorlar. Bak bir Kartal. Zaten Kartal yüksekler mi? Çarparlı. İyi orada şey. Oksijen yetersizliğinden bayılmamışlar. Abi Kartal direkt konmuştur bence oraya değil mi? Selim abi. Konu Kartal abi. yüksekten uçar iner evet, Beşiktaş'ta Beş Fenerbahçe bayrakları. Kanarya çıkamadı mı? Kilimanjaro. Oraya. He? Kanarya ne olacak? Kartal Kanarya'yı alır sırtına getirir bırakır oraya. Evet, tabii abi. doğru Aslan diyorsun. oraya çıkamaz. Nefes nefes bayrağının maalesef yanlarında götürmemişler. Götürmesinler. Aslan, Aslan Galatasaray'ı ya. Ne, ne işi ya var? Aslan oraya, oraya ya. çıkamaz ki abi. Ya, a, Altı bin metre. No, oğlum dağda ne işi var ya aslanın aslan ormanda gezer ormanda koca ya Galatasaray federasyona ah. çıkmış be ne oraya. Bu <laughs> da Ay, Selim vay. abi. Selim abiye Selim bak be. Yani, İmza atalım değil mi yani? Geç ne olacak? Oraya çıksa ne olacak? Ama bu çok anlamlı bir bayan. Almış kucağına. Ta sola ortaya. E ee, Bağlayayım ee. Bağlayın baba. E Bağlamak e yok söylüyoruz abiciğim. İş bilenin Ne diyor? Bak ne güzel laf etti. İş güzel. kılıç kılıç. Her işi iyi yapacaksın. Abi. Değil mi? Sağ içi, sağ dışı. Her türlü. masa, ayak Bunu oyunları. Nasıl yapacağız abi evet. Hazır ol. Ali Umut Beyler yedirme kendini yedirme. Çık. Yap. Gerekeni yap. Ee, sevgili sevgili Ogun Yazıcı'ya, Şevket Yılmaz abimize. Selamlar Şevket abi. Mustafa Çiçek'e. Hepsine selamlar. Ali Murat'a. sağdunlam Yeter'e. Dur. Oğuz Altay'a. Ertuğrul Taşkıran kardeşimize. de. Oğuz Bugün iyi performans gösterdi. Hasan Bülbül'e. Bülbül. E, Bülbül Haşim abimiz. Haşim Ayş, Aydın abimiz şey Sana selam söyler. Nurettin Cengiz Çağlayan. Cem Nurettin Çağlayan diyor. abi söylesin diyor. Bingöl ekibi olduğu gibi bizi seyrediyor. Bingöl. Bingöl e Sürtel'e sevgili Sabriye. Sabri Bey'e. Programımızı evet. izleyenlere. Destek evet. verenlere. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. İletiyoruz. Bulut Yılmaz hocamıza, tenis hocamıza, e, hepsine sağlıklı güzel hafta dileyelim. Var mı başka? Yok abi. Hemen. Herkese sağlık. Herkese sağlık saat Evet en güzel o. Bir dakika bu şimdi biz 12 Şubat'a geldik. Savaş bir sürpriz ziyaretçimiz gelecekti. Geldi mi? İçeride var mı? Bugün 12 Şubat sevgili Adnan babanın doğum günü oldu. Ha. Ha. Şaka diyorsun. Ya. Evet. Ben var ya vallahi hiç bak. Adanım var. <laughs> Adanımı, yani çok tehlikeli. Adanım bir tebrik edeyim. Sağ ol kardeşim. Vallahi sürpriz oldu bana. Adancım doğum günü kutlu olsun yarın sağ da. Çok teşekkür Burada ederim. Burada kutlarız ama. Tabii hiç sıkıntı yok. Adancım. Selim abim sağ ol. Öpeyim nice, abi. Nice nice. Öpeyim abi. Yıllara. Peki sağ ol. Sağ olsun. Eşinle, sağ ol Eşinle, abi. çocuklarınla, sağ ol, ailenle canım. Adanımın pastasını yarın kesiyoruz. Hiç yarın keseriz. Şimdi ben seni öpeyim mi döveyim mi lan? Ne istiyorsan yap. Sana serbest. <laughs> evet. Bir daha adamla konuşurken dikkatli ol. Karşıda benim olsun. Bak. <laughs> dur, konuşma. yapma dur. Yayın bitiyor. Bir dakika dur. <laughs> da uğraşma. Herkese en derin sevgi ve saygılarımız. İyi haftalar efendim. Hoşçakalın.